gidiyoruz. İstikbal göklerdedir diyelim. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü, istikbal göklerdedir. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, ekranları başında Habertürk takip edenler, sizler de hoş geldiniz. Girişte daha uzun bahsetmek isterdik. Bahsetmeliyiz de. Bundan sonra da çokça konuşacağız. Beşinci gecenin bir bölümünü Türkiye'nin uzay programına ayırmıştık. Dün gece saatlerinde çok gurur duyduğumuz bir gelişme yaşandı ve Alper Gezer Avcı bizim de konuğumuz olmuştu beşinci gecede. Sayın Bakan'la birlikte ve kıymetli hocalarımızla birlikte. Dün uzay yolculuğu başladı efendim Türkiye'nin. Önemli deneyler yapılacak. Devamı çok önemli. Onu da takip ediyor olacağız. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Heyecanla takip ettiğimizi paylaşıyoruz. İstikbal göklerdedir dedik. Şimdi bu akşam da birazdan kendilerini takdim edeceğim. Çok kıymetli misafirlerim var. Güzel bir akşam olacağını umuyoruz. Sürprizlerimiz de var izleyicilerimizle birlikte. Hemen hiç uzatmadan ilk konuğumu davet ediyorum. Şafak Sezer. Abi hoş geldin diyebilirsin. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun efendim. Şükürler olsun. Her halimizde şikayet etmek ne haddimize diye. Film replikleriyle gireyim ben. Çok keyifli olman lazım. İyiyiz abi. Çok iyi gidiyor yani, gibi çünkü. Hani böyle bir sonradan Arapatı durumu, açılma sonra. Tabii tabii. Yani herkes ben de senin gibiyim başladı. Yani hani sonuçta. Hani canlı yayın dedikleri zaman bir şey geliyor yani insan. Öyle mi? İstemez. Evet. Aa ben onu bilmiyordum abi. Canlı yayınla ilgili böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Onu birazdan konuşuruz. Kocaman alkışlarınıza Buket Dereoğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buket sen de eğer istersen hoş geldiniz diyebilirsin. Hoş geldiniz. Kubilay Pembeklioğlu. Aa bu yayına gelirken hani dedin ya çalış. Mı, çalıştınız mı diye senin soyadına çalıştım. Ben de biliyorum onu. Ya. Gerçekten evet. Dedim ki ya bunu doğru telaffuz edebilecek miyim diye. Bir Arnold Schwarzenegger bir ben. Evet. Evet ya yani, zor. Asla. Nereden zor. Çıkmış? Niye öyle abi? Abi ne sen sor ne ben anlatayım. Onu bize anlat ya hakikaten. Tamam. Eğer araştırdıysan lütfen anlat. Tabii Pembek diye bir yerden gelmişiz işte. Oralı oğluymuşum ben. Pembekli oğlu. Kızları Pembek nerede? Kafkasya'da. Kafkasya'dan. Ha eyvallah. Selim Erdoğan. Seni abi ayrı oturtmamızı nereye? Söylediler. Buraya, buraya o yüzden ayırdık. Ben olaylara hakim olacağım. Şafak abiyle. Başlayın. Bakacağım. Doktorumuz. Bakacağım. Siz de tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu arada sürprizimiz de var. Var değil mi? Var. Ne yapacaksın abi? Soyunacağım birazdan. O ağır bir sürpriz olabilir. Evet, yani ne yapalım artık? Yani ritüele takılmadan yapabileceğimiz yani, şeylerle programı izletmek için elimden gelen her şeyi yaptım kardeşim, söz. Tabii soyunmak için de yağlarımı aldırdım. O yüzden hani gayet şeyim, fit bir vücuda sahibim yani bu arkadaşların yanında. Benim yanımda. Yani. Abi göz görüyor. Görüyoruz efendim. Efendim tuşlarımız da hayırlı olsun. Ama sadece tuşlarımız yok. Yani onlar bir amaç için buradalar. Hı hı. Bu akşam Şafak Sezer'den türkü dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz. Evet, dinleyeceğiz.
gecenin yıldızı olarak ben... Öyle bir şey var mı? Yıldızı gecenin kimin olacağı belli olmaz mı yoksa? Kimin olacağı belli olmaz hocam. Değil mi? Evet. Öyle mi? Yani lafa böyle mi yani girelim diyorsun? Yani bu... Böyle mi girelim yani? Ne demek istedi ben? Anlamadım. Abi dedik içeride, Kubilay diye mi başlayalım söze? Pembeklioğlu. Abi, Ömer abi değil mi o? Ömer abi. O niye orada oturuyor? O filmimizin starı, ilk defa bir canlı yayına katılıyor. O gerçekten Kolpaçino'nun aranan yüzüdür yani. Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olma adayı. Özellikle komedide, dramda da çok başarılı. İlk defa bir canlı yayına katılıyor. Birazdan aramızda çok güzel sürprizlerle gelecek. Abi sen işte koltuk moltuk işte bunlar önemli şeyler yani. Değil mi? Kesinlikle. Önemli şeyler bunlar yani. Belki stüdyonun darlığından dolayı oraya geçmiş olabilir arkadaşlar. Ya biz üçleri, üç konukla gideriz diye düşündük. Sonra bu dört oldu. Hı hı. Arada böyle beşe çıktığı da bir kere iki kere vaki. Evet biz çoğalıyoruz şu an. Böyle şeyler oluyor. Film nasıl gidiyor? Film çok iyi. Ya bu arada yani Kolpaçino ekibini davet ettiğimizi ben söylemedim. Ama zaten herkes anlamıştır herhalde. Evet, biz hepimiz aynı filmde oynuyoruz. Kendilerini görmedim ama film boyunca iki arkadaşı gördüm filmin sonunda. Ama arkadaşlık olarak çok uzun yıllar. Yani en başta Kubilay abi. Kubilay abi yaklaşık bir 30-32 senelik falan dostumuz. 30 senedir berabersiniz. Ankaralıyız. Ankara'dan. Ankara'dan. Çin. Onlar yok. Onlar Çin bölgesine gelmediler. Ben oturdum senin Çin anılarını çok merak ediyorum. Vardır mutlaka. Ben oturdum. 9-10 yaşına kadar. Ben de geçtim oradan birkaç kere. Sonra Sincan Fatih Mahallesi başladı. Fatih Mahallesi'nde de bir 10 yıla yakın oturdum. Sonra İstanbul. Çin Çin'de var mı böyle yani senin mesela filmine de konu ettiğin hikayelerin sonradan? Yok yani biraz gençlik yıllarım burada geçti. Caddede geçti karşı tarafta. Sincan Fatih Mahallesi'nde geçti çocukluğumdan sonra gençliğim orada geçti. Aslında hani oralardan biriktirip getirip yaptığım bir şey yok. Bu iş burada çıktı. Benim kayınbiraderimle ve yaşadığım çevre Beykoz'da oturuyordum o dönem. O bölgede filmcilere kiraya veriliyordu evler. Çok dizi vardı hatırlarsınız. Evet. 2008'lerde, 2007'lerde falan. Sonra birkaç tane filmin buluşmasıdır aslında Kolpaçino. Hepsi ayrı ayrı bir hikayeydi. Neden Kolpaçino? İsmi nereden geldi? Seri halde film yapıyorsun. Pek çok filmini seri halde yapıyorsun evet. Abi. Bir de izletiyorsun. Öyle bir şey var. Çok şükür. Daha enteresanı şu, herkesin, yani onu da sokağa da çıktık biz. Böyle dilinde bir şey var. Yani o filmden bir replik var herkeste. Evet, ve, o lügatı seviyorlar. Ve şöyle bir şey, bizde mesela hani işte mahallede, semtte falan değişir bunlar. Bir semte gittiğinizde başkadır, diğerinde başka. Bu her semte yansımış bir şekilde. Böyle de bir tarafı var yani. Evet. İşin. Bu iş kolektif bir iş. Çok kişiyle yazıldı. Çok kişiyle ama. Ya ilki. Bir yıl bir süre zarfında yazıldı. 2008 Mart'ında başlayıp 2009 Mart'ında bitirdik senaryoyu. Hakan abiden, Hakan Ural'dan, oyuncu arkadaşlara kadar, yapımcı abiler, yapımcılar dahi, reklam yönetmenleri dahi, karikatürist abiler, ondan sonra no name arkadaşlar. Yani filmin yıldızları çok fazlaydı. Fakat hiçbiri oynamadı filmde. Yani işimiz var, gelemiyoruz, dizimiz var, çıkamıyoruz diye. Bir tanesi bizim ailemizde çalışıyordu. Hem arabamızı sürüyordu hem de yanımızdaydı uzun bir süre. Ona dedi ki Ganyotçu diye bir rol var, sen oraya geçeceksin. Ben anlamam abi dedi. Ya geç dedim, ceketi giy geç. Oyuncu değil bu. Yok, ben oynatacağım dedim seni. Ne yapacaksan ben anlatacağım sana. Tezgahtarlık yapan Serkan Şengül'ü aldık. Dedi ki sen çok komiksin, hem şişman hem de sesin çok ince. O kiloya, o cüsseye o ses yakışmıyor yani. Normalde hani kalın olması lazım sesinin. Ses de ince çıkıyor.
helyum gazı yutmuş gibi yani. Hani dedik ya senden daha güzelini bulamayız. Gel otur abi ben yapamam. Onlara ben set arası çıkın takım elbiseleri giyin başlıyoruz diye girdim. Hiç kimseye kabul ettiremedim bu işi. Erkek işi dediler yapımcılar. Aşk yok, bir şey yok dediler. Orada Burcu diye bir kız arkadaşım var. Burcu arkadaşlarla dürümcüye geldik anlamıyor musun falan diyorum ben. Benim var aşk dürümcüde. Benim aşkımda da yalan var yani. Sürekli yalan söylüyorum falan. Babamın ısrarı üzerine hani şey para vermemesi, işte annemden tırtıklamam falan. Böyle işte kayınbiraderimle başlayıp evi filmcilere kira gerçekte de veriyor. Karaoke yapıyor. Ya dedik işte bir yönetmen arkadaşımızın ceset hikayesi vardı. Ceset hikayesini ceset alabilir miyim? Ceset hikayesi mi? Nasıl olabilir bir yönetmenin? Onun nasıl bir baştan o? Sona bir ceset hikayesi vardı. Galiba televizyon getiriyorlar bir yerden. Teyze otostop yapıyor. Ölüyor. Televizyon kutusuna koyuyor. Televizyonu çalıyorlar. Öyle bir hikayesi vardı. Benim ceset hikayesini alabilir miyim? Al dedi. Hepsini böyle bir hamur gibi yoğurduk. Ortaya Kolpaçino diye bir şey çıktı. Kolpa da açıkçası hani kolpa yapan ne Kolpaçino gibi bir şey bulduk orada. Çino ne? Yani filmin ismi öyle çıktı yani Kolpaçino. Al Pacino, Kolpaçino diye esinlendi. Al Pacino'dan mı geldi? Yani hepsinin karışımı açıkçası. Evet, Al Pacino da var. Bunların hepsine sen mi karar veriyorsun yoksa istişare ettiğiniz demokratik süreçler mi? Biraz kolektif bir iş. Aslında yani şöyle hikayeler bana ait. Ben buluyorum. Diyorum böyle böyle bir şey var. Çalışır mısınız, yapar mısınız? Evde sohbetler, yemekler. Bildiğiniz ev sohbetleri gibi senaryo çıkıyor bizde. Biz her toplantımızda önce yemekler yeniliyordu. Sonra şekerler yükseliyordu, uykuları geliyordu. 11-11.30 gibi kalkıyorduk. Sabah 4'te ya ben bir şey buldum çok komik diyordu. Ya da ben şunu yapalım abi olmaz diyorduk falan. Sabah saat 6'da her gün ama 360 sabah 6'da. 5 gün boyunca her gün bunu yaptık. Ortaya bu çıktı. Beraber mi? Aynı evde mi kaldınız? Yok, ben Selim abi yoktum. Kubilay abi yok. Buket abla yok. Onlar yoklar. İlkinde. İlkinde yoklar. Hayır. Kubilay abi ikincisinde geliyor. Onlar senaryo aşamasında yoklar yok galiba. Senaryo aşamasında biz yoktuk. Ben onlara önce oynayıp senaryoda anlatıyorum. Senaryoda bu 2008'deki senaryodan bahsediyorsun şu 2008'deki anda değil mi? Senaryoda Ömer abi var. Ömer Kurt var. Ömer abi'yi alalım mı ya buraya? Ömer abi niye gelmek istemez? Birazdan güzel bir giriş yapacak. Çok öyle güzel mi? Bir giriş yapacak. Ben bir sabırsızlıkla çünkü çok tok, çok güzel bir sesi var. Şiire evet. Çok yatkın. Öyle mi? İstiyorsanız alalım yoksa birazdan. Yok ben filmin fragmanını verelim o zaman. Olur. Filmden biraz konuşalım. Olur. Ondan sonra alalım. Madem okay. Böyle bir şey. Onu ben nasıl de bilmiyorum istiyorsun? Bu arada. Bana da sürprizler yapılıyor demek ki. Bir fragmana bakalım efendim Kolpaçino. Hayat rengarenk değildir. Ya siyahtır ya beyazdır aga. Seçimini yapacaksın. Kimin gecesi oğlum ha? Atıyorum isteyene gider arkadaşlar. Baba. Bana bunlarla gel abi. Bana bunlarla gel. Hadi. Hey kimse kıpırdamasın. Bu bir baskı. O ne lan? Ben ne zaman bu teşkilatla bir araya gelsem muhakkak başıma bir şey geliyor benim. Ben Ekrem abiyi çok severim efendim. Aga bu nedir ya? Hedef ben miyim Tayfun? Bu kardeş. Kim oğlum bunlar bizim yanımızda? Herkes bilsin. Vites boşta bu saatten sonra. Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok değil mi kardeş? Bir havlayın bakayım köpek gibi lan. Bir dakika be abi nasıl bir eziyet bu ya? Hani sesimiz çıkmıyor diye. Bu kim abi? Ganyot'un dayısının oğlu. Aynı familya. Alkışlayalım arkadaşım. Eğer siz olmasaydınız var ya. Kafamda başka şeyler var. Bir git. Geri al arabayı, geri. Seni sevmeyen ölsün. Aga biz nasıl bir yere düştük ya? Nasıl bir yere düştük be aga? Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ve ayaktayım. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki. Arkadaş millet yapay zekaya geçti. Ben hala geri zekayla uğraşıyorum ya. Abi çok sorun var. Yani biz bunun televizyon versiyonunu yayınlayana kadar gerçekten canımız çıktı. Ben girdim az önce kurguya. Dedim ki bunu çıkaralım, bunu çıkaralım, bunu da çıkaralım. Bunu da çıkaralım dedim. Böyle bu halde yayınladık fragmanını.
Kolpaçino'yu daha önce Kolpaçino'ları izleyen var mı aranızda? Bayağı izleyen var. Herkes izlemiş. Çok iyi. Bunu izlediniz mi? Bayan seyircimizin artması beni daha çok mutlu ediyor. Erkek mi izleyiciniz genelde Kolpaçino'da? Yani evet. İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil'i nasıl ikna ettiniz? İbrahim abi... O iş biraz yapımcı işi yani. Yapımcının ilişkileriyle ilintili yani. Yani ben ilk Sabri'yi yazdığımda Ateş'le Sabri'yi İbrahim abiyi oynatmak istedim. İstemedi. İlk 2009'daki senaryoda ben yapmam dedi. Yapamam dedi yani. Hani. Sonra Aydemir abi, aslında Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ydu tiyatrocu abimiz. O da bir diziden dolayı gelemedi. Aydemir abi gelince... Abi hep reddedilmişlik durumu mu var? Yani hep... var ama bütün her şey, bütün sinema filmleri, Recep İvedik de böyle başlıyor. Yani hepsi öyle başlıyor. Başlayan her şeyde bir reddediliyorsunuz gibi. Klasik, öyle diyeyim yani. Hani. Başarılı olduğunda da herkes geliyor mu? Beni anlayacak bir ekibin olması lazım ki ya da o yapımcının da orada olması lazım. Biz Polat'la şimdi mesela çalışırken senaryoları da çalışıyoruz. Artık patron sineması ele geçirdi şeyi, sektörü. Patron sineması var. Ne demek patron sineması? Yani patron sineması karar veriyor. Yani hani bir işin iş yapıp yapmayacağına. Eskiden bilirsin böyle reyting uzmanları hani şu şeyi uzatırsak sahneyi burada daha çok iş yapar diyordu. O sahne uzun olurdu mesela. Biz bile sıkılırdık çekerken. Ama gerçekten hani gün birincisi olarak geliyordu. Ayrıca biraz uzmanlık da yapıyorlar yani. Hani hakları da var ister istemez. Önceden şimdi mi patron sineması? Mesela sen 1'i 2'yi çektiğinde de böyle miydi? Yoksa hep kafana göre hep böyleydi. Hep böyleydi. Patron sineması karar veriyor. Yani hani ben bu işe para koyuyorum yapacağım diyorsa yapıyor. Yani sonuçta bunun maliyeti var, bir şey var yani. Onu çıkaran da parayı veren kişi. Ya Ömer abi seni böyle kocaman bir alkışla biz buraya alalım. Çünkü buraya sandalye koyduk. Siyah bantla mı geldin? Evet. Neydi? Ha, marka varmış. Hmm, göğsüne bant takmışlar kardeşimin. Senin için kurşun da yeriz abi. Nasılsınız abi? İyiyim abi, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Arada sandalyemizi koyduk. Ömer abiyi de çıkarttık. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Şey var mı böyle gerginliği var mı canlı yayınla ilgili? Yok abi, ben Şafak abinin yanında her şey relax. Şafak abinin yanında ne bu? Yani her şey serbest, relax. Gerginliğimiz olmaz, yok. Hocamız. Buket, daha önce takip ediyor muydun Kolpaçino serisini? Tabii, ben ilkini izlerken yataktan düştüm. Yani o kadar eğlendim ki, o zaman Şafak'la tanışmıyordum. Tanışmıyordunuz. Tanışmıyordum. Senin nasıl gelişti sürece dahil olman? Zaman içinde elbette daha sonralarında tanışmaya başladık ama ilk serisin, yani ilk filminden bahsediyorsun diye oradan başladım konuya. Yani ilk izlediğimde ve diğerlerinde de zaten ama ilk tepkim buydu yani. Teklif çok, nasıl geldi? Teklif ben, nasıl geldi? Ben kendim şey, rica ettim. Böyle böyle bir rol var abla diye. Eşi de oynuyor, eski eşi. O da avukat oynuyor. O da benim ev arkadaşım eski. Eski, ha evet. Bu arada Özgür'le eskiden birlikte otururlardı. Yani gençlik yılları. Çok uzun süre arkadaşlık yaptık kendisiyle. Buket tiyatro yaptığı için şimdi o şey bulamıyoruz ya. Yani hani oyuncunun dizileri, tiyatrosu olduğu için bayağı biraz sorunlu oluyor iş. Çünkü bizim işte 5 hafta, 6 hafta, 7 hafta belki attığı zaman da oluyor. Yani program mümkün olduğu kadar evet. Boşlukta birilerini şey yapıyoruz, rica ediyoruz böyle böyle. Ya da onlar izin alıp geliyorlar. Bu nasıl? Aylar önce söyledik oynayacak mısın diye, hemen gün aldılar onlar işte şu günü boş bırakayım diye. Geldi oynadı. Şimdi herkes geliyor oynamaya gibi bir durum var herhalde. Kubilay abi. Filmin evet ilk başı biraz şey oldu. Yok, bizlik bir sorun yok. Hani onların zaman durumlarından kaynaklanıyor. Yani set programının buna uyması ve bunun ama ona uyması gibi. Bir de bu ilk, arada ilk iş yapma, ilk senaryo yazma, yani ortaya çıkma falan hakikaten galiba zor işler. Pek çok kişi benzer şeyleri söylüyor. Birazdan bazı sorular soracağız size. Eyvah. Bizim şeyler nerede? Evet, hayırlar. Reklamdan sonra mı gelecek? Tamam, bazı sorular soracağız, güzel olacak. Kalabalık olmamız da bundan dolayı iyi. Sen nasıl buldun abi? Filmi çok
keyifli olmuştur. Keyifli oldu. Farklı bir Kolpaçino oldu gerçekten. Neden farklı oldu? Söyleyecek sözü olan bir Kolpaçino oldu. Yani sadece harekete ve aksiyona dayalı değil. Hakikaten bir sözü var artık Kolpaçino'nun. Felsefi yönü çok ağırlıklı olarak çıktı bu son seri. Ve Kolpaçino'nun ne demek istediğini çok daha net ulaştırıyoruz. Subliminal mesaj mı verdiniz şimdi? Yok, direkt mesaj. Direkt mesaj. Yani direkt mesaj. Nasıl bir mesajdı? Yani böbreğimi ya aldılar ben, abi. Siz... Böbreğimi aldılar abi. Biz şimdi şeyde diğer seride şeyin içinde bir küvetin içinde mesaj veriyorduk beraber. Çıplak bir vaziyette. Benim böbreğim çalınmış, onun kalp dili çalınmış bir şekilde. Şimdi hayır öyle değil. Daha tumturaklı sözlerle veriyoruz aynı mesajı. Çok beğendiler onlar senaryoyu. Biz çok beğendik, evet. Biraz tiyatrocu olmaktan da mı kaynaklanıyor nedir? Böyle laflar bizim hoşumuza gider ya, güzel sözler. Çok slogan var bu filmde. Çok slogan var. Başınız derde girmesin. Yok, tam tersi. Öyle değil. Şey, Şafak Sezer'in bu yemek yaptığı ve sizi yedirdiği iddiası gerçek mi abi? Tabii tabii. Ben çok ben şahittirim. Ben o kısmında yoktum. Sen yoktun. Ömer ben Bey çok, var. Tabii çok iyi. Sanırım Serkan var. Tabii sette tantuni yapıyor Şafak abi. Hepsi midesinin üçte birini aldılar falan. Gerçekten tantuni, çok yemek yiyorsunuz ve... Tabii tabii. İşte ocağı mocağı kendisi kuruyor, eti kendisi doğuruyor. Sette tantuni mi yapıyorsunuz? Yapıyor ve herkese de... Tabii. Bizim şimdi şöyle, Güray diye bir arkadaşımız var oldu bu sette. Türkiye'nin en büyük lezzetlerini sete getiriyoruz biz işte. Lahmacuncu geliyor. Dönerse döner kuruyorlar. Setlerde böyle olur mu? Böyle şeyler? Yok. Şafak Sezer setlerinde böyle olur. Sadece Şafak Sezer'in setlerinde böyle olur. Şimdi mesela beyaz eşya satan bir arkadaşımız var. Ondan profesyonel işte kafelerdeki, büyük kafelerdeki şey istedi. Kahve makinesini sete kurdurtturacağız 5 hafta boyunca. Ulan dedim bu çay. Şöyle herkes dışarıdan kahve istiyor. Ben dedim makineyi getirelim burada bir ay dursun. Ormanda mı yapıyorsunuz bunu? Her yani. Nereye gidersek geliyor yani. Her yer. Karavanlarla gittiğiniz her yere götürüyorsunuz. Yani İbrahim abinin olduğu yerde de hani bir kebap olmaması falan hani. Orada nasıl şeyler? Bu benim üçüncü isim, üçüncü projem Şafak'la. Hayatımda hiç bu kadar... Yemek yemedim. Yemek yemedim. İyi ağırlandığım bir set olmamıştır yani. Bu şey klişesi peki ya çekerken çok eğlendik falan mevzusu gerçek mi? Hani çok yok. Gerçek. Hiç, yok ya. Yok abla şimdi yani. Hayır. Kutsal'da yok. Az mı geçiyor ya lan? Ya kutsal mesela Kolpaçino bir komedi filmi değil. Bir durum kara mizahı var onun yani hani. Ama kutsal bir komedi filmi şimdi. Kutsal Damacana'yı izlemiştim ya, ben. Komedi filmi dediğinde işte zombiler mombiler o arada yemek kuyruğuna giriyorlar ya. Gülüyorsun yani ister istemez. Sinir bozuluyor yani. Yani. Ve benim bundan çok düşük. Burada bir dişi var. Buradan yemek yiyor falan böyle yani. Hani. Yani ne bileyim hani Annabelle'deki o bebek isim göz burada açar. Bebeği getirip yemek yiyip dans edenler var falan arada böyle. Yani korku filmlerindeki set arkaları komik. Öyle mi? Korku filmlerindeki set arkaları mı daha komik oluyor? Çok komik. Ya benim sahnemde mesela... Kurt Adam'da da komikti. 7 kere falan çekti Şafak. Evet. Gülme krizinden. Ya adam bir şey tane jimnastikçi kız getirmişler. Kız ters yürüyor falan. Ben görünce hakikaten korktum. Tövbe yarabbim. Ben o sahneyi hatırlıyorum. Merdivenleri ters çıkıyor. Merdivenlerden çıkarken benim kız zannettim ben. Benim kız oynuyor çünkü orada. Altına kaçıran benim kız. O küçük kız. Büyük kız değil de. Lan dedim bizimki... Ama gerçekten o sahneyi ben de hatırlıyorum. Ters dönmüş yürüyorsa gerçekten de gözünüzün önünde olduysa çok tuhaf kaçabilir. Hakikaten çok eğlenceli. Gelen giden çok korkuyor mesela. Kurt Adam, Mustafa Üstün'den Kurt Adamken orman araba çekenler vardır yani. Sesi açıp müzik dinleyen arkadaşlar. İstanbul sakinleri. Onları ziyaret ettik Kurt Adam. Selamünaleyküm birader. İşte. Bismillah diye gece 3'te 2.30'da. Bizdeki işte. Ha, Ömer abiler de var. Orman ne sahnesinde de oynadı. Nasıl gösteriyorlar çok insana? Korktular abi. Yo, o şey orman sahnesinde işte kurt adam geldi. Bu gerçek olsun. Mi ya? Bu gerçek mi diye 10 dakika adam şey Mustafa'ya bakıp bu gerçek mi? Abi özür dileriz falan olduk yani hani. Abi onları çekmeniz lazımmış aslında. Onlar güzel olurmuş.
Şimdi onları anlıyoruz işte. Keşke kamera arkaları. Evet. Kamera arkaları oralar çok iyi olmuş. Kol Pacino 1'in kamera arkası Kol Pacino 1'den daha komik değilse ben burada hakikaten hani evet, yani evet. Bunun da 4'ün de kamera arkası müthiş. Ben pek nasıl bağlayacak bunu Şafak Sezer diye bir şey oldum ama. Yani ama değilse ben de var ya deyip. Kol Pacino 1'in kamera arkası çok komik. Özellikle Bekir çok komik. Evet, hani abi. İlk anlat defa abi oyunu. Ne yaşadınız orada mesela? Abi ganyotçu hani o arkadaşımız dedik ya başka bir meslekle uğraşıyordu diye falan. Aydemir abiyle sahnelerinde bu arada Aydemir abi Allah şifa versin. Biraz sıcılar Aydemir abi. Çok geçmiş olsun diyelim. Buyurun. Tık tık konuşuyoruz. O geldi böyle saat gece 4-4.30'a kadar 5'e kadar hatta vallahi benim diyen oyuncuları taş çıkartır bir performans sergiledi ya yani. Helal olsun. Eyvallah. İbrahim abi de öyle, Cengiz abi de öyle. Mehmet Ali de, Serdar da, yani hepsini sayman gerekecek gibi abi. Ben de böyle hatalar yapıyorum, bir başlıyorum, çok sonra getiremiyorum. Taşın altına elini koydular ve Allah razı olsun hepsinden yani geldi oynadılar. Kol Pacino 1'de Bekir olduğu yerde gülüyor. Biz artık odun modun alıyorduk elimize. Çünkü 4,5-5 saat sonra o evden çıkmamız lazım kiraladığımız için. Yapımcı diyor ki çıkmazsak sahne kalacak. Mesela bir eve giriyor gençler iyi akşamlar diyor. O evi 9,5 saat mi 10 saatte mi ne çektik? Gülüyor. 37 tekrar olduğunu ben hatırlıyorum abi. 37. Bekir ne olur gülme, Bekir ne olur gülme. Serkan yani güldüğünüz başka, için mi oluyor bu? Güldüğümüz evet. için abi. Güldüğümüz için. O yanma sahnesinde abi. Falan da bir şey değmeden bağırıp çağırmaya başlıyordu. Çünkü bilmiyor. Şafak beni dövme ya. Sahnesi de öyleydi. Galeride beni dövdüğü sahne. Galeride vurma diyorum. Elini ya, ayağını kırıyorlardı. Abi Şafak abi öldürür beni diyor. Öldürdü beni ya. 17 gerçekten kere tokat mi vuruyorlar? Yedim. Ya ben Bekir'e dedim ki Bekir burayı 4 tekrar 5 tekrar yaptıracağım. Sen Terkan'a 2 tane sağlam çak dedim. Tamam dedi bana. Benim de var ama bu arada. Şimdi Vizontele'de sabah saat 8'de. Van Gevaş'ta sabah kahvaltıyı kaburgayla yapıyoruz falan. Bir garip bir yer yani böyle şalkalı tatlı yiyoruz falan. Değişik bir menü var zaten yemek konusunda. Sabah saat 7-8 falan baba duvarı yıkıp pirketleri kırmışlar. Duvarı yıktınız niye pirketleri kırıyorsunuz kardeşim falan diyorum. Yılmaz abiyle Demet abla gece Cezmi abiyle konuşurken demişler ki sen Şafak'a bir tane tokat vur. Demiş ki keserse ya keserse biz o tokatı kurtardığımız yere kadar şey yaparız alırız. Bir yakın pirketlere bir yakın makın işte artık nasıl çektilerse bir daha çekeriz demiş. Bir 7 prova falan yaptık böyle. Ben de gelip gidip Cezmi abi lafım var bak orada diyorum hani. Veli diyeceksin. Hayır baba ben pirket anlamında diyeceğim diyor. Yahu bana bir vurdu. Senin haberin yok öyle bak, vuracağından. Şimşek çaktı benim gözümden. Vuramadı da Cezmi abi. Elinin arkasıyla mı bir yer odun mu vurdu? Ne yaptı bana böyle? Bir tane vurdu bana. Sabah saat 8. Hayır baba ben pirket anlamında dedim bir baktım bütün o rejinin arkasındaki herkes ama böyle zafer çığlıkları atarak geçtik diye bize. Peki sen ne yaptın o anda? Ben konuşmadım tabii. 2-3 saat falan Gezme abiyle konuşmadım yani böyle şaka mı olur dedim ya yani hakikaten yediğim belki de yüzüme yediğim karım da dövüyor da ondan sonra yedim benim büyük kadar. Karımın da elleri ağır. Peki şey, sen eğlenmiyoruz dedin, Buket eğleniyoruz dedi. Eğleniyor musunuz yani Buket aslında? Yalan söylüyor. Buket genelde eğleniyor. Hayır, dizi çekerken film çekerken. Ben yok, genelde kutsalda eğlendik. Kutsalda eğlendik kutsalda yani. Kutsalda mı karıştırdın ben hepsiyle, acaba? Hayır, acaba. Kol Pacino çok, yani seti sıkıcı mıydı, yorucu hayır, muydu? Hayır, sıkıcı değil hocam. Şey yapmak gerekiyor, yani biraz titiz çalışmak gerekiyor çünkü Şafak yönetmedi ama şeyi hakim olduğu için Şafak oyuncu müdahildi, oyuncu koçluğu yani. Yapıyor. Yani, bir fiil, her sahnede Şafak var. Şafak Sezer her şeye müdahale eden bir tip mi? Evet. Yok, oyuncu, yani, evet, bak, anlatayım mi? Ama ben bu, bundan ben çok mutluydum, ben kendi adıma söylüyorum. Selim de ilk kez çalıştığı halde, Cem de aynı şekilde. Herkes mutlu çünkü Şafak gerçekten işi biliyor. Yani sinemayı biliyor, tiyatroyla hiçbir alakası yok. Biz tiyatro oyunculuğu gibi düşündüğümüz zaman çok saçmalıyoruz iyi. Yani koçu, olmuyor. Ayrıca müthiş bir şey. Yani. Bir oyuncu şey. Koçluğunda ben kendi adıma çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Oradaki fark ne? Tiyatroda daha abartılı oynanır. Manili olur. Oynama diyelim. Manili ses yani. Yükseliyor yok, daha abartılı. Manili hani böyle ezber manili oluyor diyalog.
Biz ya, de doğal oluyoruz. Evet. Yani Mehmet Akif gibi konuş, nasılsan. Bir şey ezberletildiği zaman farklı oluyor ya. Doğru. Yani ben de diyorum ki kendim benimle sohbet ettiğin gibi ol. Ezberletmeyip orada sen mi kurdun cümleleri? Sen mi anlat diyorsun? Konuyu bilsek diyeceğiz ki doğaçlama yapalım. Aynen. Bence konuyu senaryoyu bilmediğiniz için, herkes kendi rolünü bildiği için mi bilmiyorsunuz? Yok, tam tersi. Oraya hakimiz, oradakini sanki tekstteki gibi okuma diye oynatıyoruz. Tamam. Hani, ezberleyip gelmiş gibi olmaya. O tekste, an bulunsun. Tekste kendi lafın olarak... Tekste bağlı kalmak zorunda bağlı değil mi? Bağlı kalıyorsunuz. Bir şeyin içindesiniz. Bağlısınız. Bağlı ama o lafları... Onu özellikle istiyor. Çünkü kurguladığı bir şey var onun orada. Planını yaptığı bir şey var. Tekste özellikle bağlı kalmanız gerekiyor. Evet. Aksamaması gerekiyor. Çünkü bir lafın diğer sahneyle alakası var. Vesaireyle alakası var. Şafak'ın orada kolaylaştırdığı mesele... sizin daha vurguladığınız şeyin... Çok altını çizme abi oranın. O çok sıradan aksın dediğinde haklı olduğunu görüyorsunuz çok sıradan aktığında. O konuya hakim olduğu için bizim işimizi kolaylaştıran bir iş yaptı orada. Ya reklam çok sıkışık değilse bir şey söyleyeceğim. Bizde mesela şöyle, çok sıkışık mı reklam ya? Biraz daha konuşabilir miyiz? Bir iki dakika daha konuşalım. Bizde oğlum, şöyle reklam, bir şey var. Reklam. Buyurun abi. İşte ekmek parası abi. Ben mesela anons çekiyorum. Anons çektiğim zaman, mesela bir kere de çektiğim anons bence çok güzel oluyor. Ama ya bir tane de yedek çekelim diye bir şey vardır. Alışkanlık ve bir ezber vardır. Ya bir tane daha çekelim. Oldu ama bir tane daha çekelim. İkinciyi çektiğimde daha zorlanıp, üçüncüyü çekersek eğer daha da zorlandığımız bir şeye dönüşüyor. Yani ilki ve doğal olanı bence iyi bizde. Bak şu andaki doğallığını alırız biz. Mesela biz sana bir şey ezberlesek haber sunar gibi sunuyorsun. Sevgili evet. Seyirciler falan. O yüzden ezberleyip bunu yapmak çok zor. Evet. Biz de diyoruz ki yabancılaşma, hani hep beraber karar veriliyor tabii. Ki rejinin şeyinden anlamam ben yani. Hani kamera nereye konur, ne yapılır. Oralarda Kamil çok hakim. Çünkü Kamil'le de 4. 5. işimiz. Şey diyorsun ya, hep beraber karar veriliyor falan. Evet. Hiç seni onaylamıyor kimse. Sanki hep sen karar veriyormuşsun gibi bir şey var. Yok. Onların bütün hikayelerinde varım ben. Evet. Abi hikayeyi şöyle beraber kurguluyoruz zaten hikayeyi. Kubilay abi bir şey getiriyor, Selim başka bir önerisi var. Mesela Selim dedi ki cezaevinde 3 nokta var ele yapılan falan. Biz mesela 3 çivi koyduk oraya. Hani onu yapmadık ama dedik ya bu çok klişe. Ya da hala her şeyde bir tesbih veriyorlar ya. Hani yapmıyoruz biz mesela böyle şeyler. Hani bir kabadayı oynarken elinde tesbih yani. Hani öyle bir ezberlenmiş şey şeyler yapmak istemiyorsunuz. Evet abi. Ezberlenmiş şeyler yapmak istemiyorsunuz. Ezberlenmiş şeyler çok yaygın pek çok noktada hayatımızda bu arada. Çok zor bir şey. Herkes... İşte birazdan reklamlar diyeceğin gibi. Evet diyeceğiz. Sıkıştırıyor. Reklam diyelim. Reklamdan sonra devam edelim. Sürpriz de. Tamam. Tamam. Reklam. İçer. Elleri göreyim, Col Pacino izdiham yaratıyor sinemalarda. Genç kuşak sinemalara sahip çıkacak. Fincanlar dolacak, taşacak. Sevgili seyircimiz, yine salonları dolduruyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Col Pacino şu anda rekor kırıyor. Türkiye'de son 4 yılın en iyi açılışını yaptı. İzdiham var salonlarda, şükürler olsun. Bir dua. Evet, yapımcımızın isteğini de yerine getirdik. Polat Bey arada. Biraz dedi filmi anlat. Güzel. Sen gir de ben gireyim abi. Ömer Bey. Hep beraber okuyoruz kızlar. Fincanım. Aşk olun
sarhoşam dilim dolaşır aman aman sarhoşam. Bu yıl albüm de satmıyor Mehmetciğim falan diyormuşum. Sanki yarısını mı söyledin abi? Yo, hayatımda iki kıtayı ilk defa okuyorum. Bana da dua edin vallahi ezber yok. Çok güzel. Abi bir şey diyeceğim. Kolpaçino'dan bahsetmişken biz bir sokağa çıktık. Sokak röportajları hazırladık. Kolpaçino replikleri üzerine. Böyle küçük bir sürprizimiz var. Onu da izleyelim. Sonra üzerine konuşur bir oyun oynarız. Gelsin efendim. Merhabalar. Ünlülerimizin kim olduğunu sorduğumuz köşemize hoş geldiniz. Burada birkaç ipucu verip ve hangi ünlünün o olduğunu bulmaya çalışacağız. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Biriyle konuşurken şey diyor, durduk yerde şüphe duyup, hayırdır İngiltere prensiyle mi konuşuyorum diyor. Bilmiyorum. Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum. Sıkılıyorum Sabri abi, bunalıyorum ya. Hayırdır? Bunalıyorum Sabri abi. Niye? Şey... Otur biraz, yorulduysan ya. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Diyen ünlü. Kolpaçino şey Özgür. Hemen bildin yani. Bilirim abi, ben seriyi ezbere bilirim. Hadi ya. Bana istediğini sorabilirsin. Onun güvendiği dalların aklını alırım, gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım, anlatabiliyor muyum? Güvenilir dalların aklını alır. Gece yatak odalarına girer. Böyle de bir delikanlıdır. Bu ünlümüz kimdir? Şu an aklıma Şafak Sezer geldi. Oh. Hayatta intikam almak istediğin biri var mı? Yani intikam almak isteyen kişiler, tabii ki de insan hırs yapıyor. Almak isteyen insanlar var ama biz hukuk çerçevesinde ilerlemeyiz. Hangi gözünde? He? Hangi gözünde? Hangi gözümde? He. Nasıl yani? Yani hani hangi gözünde derler sonra... Dilek tuttururlar ya, hangi gözünde? Sağ. Sol. Burada kirpik var. Burada kirpik vardı ya. Tamam, teşekkürler. Gayrimeşru danışmanıyım. Bu ünümüz gayrimeşru danışmanı. Gayrimeşru danışmanı. Hı. Kim, hangi ünlü geliyor gayrimeşru danışmanı yaptıracağım bir ünlü? Uzi geliyor. Başka kim geliyor? Peki. Heyecan. Heyecan mı diyorsun? Heyecan. Sıkılıyorum Sabri abi, bunalıyorum. Kolpaçino diyaloglarından biri miydi? Ha tamam, güzel. Hayır, bir şey vallahi söyleyeceğim. Hayır, yok. Öyle bir geldin ki yok, yok. Ya baba ya, çek. İşim var gideceğim. Ya, vallahi işim, gideceğim. Ya bir şey işim var da öyle bir yürüyorsun ki duayen gibisin ve sana sormamız elzem. Yıllarını verdim buraya. Ben hemen hemen 35 senedir. 35 seneni verdin evet. Abicim, sana sormayacağız da biz kime soracağız? Güvenilir dalların aklını alır, tamam mı? Gece yatak odalarına gelir. Böyle de bir delikanlıdır. Fikirtepe çocuğu bir adam bu. Şafak Sezer. Sabri Bey, Sabri Bey. Siz beni böyle bir, yani ne bileyim yani, böyle bir garip gördünüz, küpeli falan da biz Fikirtepe çocuğuyuz öyle. Bizde kür görünmesin yani, doğal ol. Vur oğlum falan diyorum ben. Abi vurayım mı falan dedi. Kulağımı patlatıyordu o da orada. Küpeyi... Gerçekten birbirimize böyle vuruyor musunuz ya? Yarım saat küpe yaramıştık Şafak abi, hatırlıyor musun? Küpe düşmüştü, yarım saat küpe yaramıştık. Küpe düştü, yarım evet. Saat küpeyi aradık küpe. Ya. Öyle bir vurdu ki bana. Kulağınla küpe. Bekir dedim, ses sonrası kendine dikkat et. Kendine dikkat et. Sokağa çok mu hakimsin abi? Sokağın diline? Evet. Hani çok çok gezerim. Her çeşit insanla görüşürüm. Yani hani. Ne çeşit? Her çeşit. Hiç ayrım yapmadan. Her yere giderim. Bir de ünlü olduğumu da unutuyorum ara ara. Öyle bir durum var yani. Aa, öyle karşılaştığın bir şey var mı? Mesela işte 2009, ünlü olduğunu unutup yaptığın ve 2009'da, bir anda sana hatırlattıkları. 2009. Anlat. Yani Esra ile yemek yiyoruz, bana bakıyorlar dedim. Şafak sen ünlüsün dedi eşim. Yani film patlamış. 2010'da patlıyor film. Çünkü biz 2009'da filmi sinemaya çıktığımızda Şenol dedi ki yandık. Niye dedim? Ya dedik, domuz gribi var. Hani
kimse sokağa çıkmasın diye şey geldi dedi. O zaman Nefes vardı. Nefes çok iyi iş yapmıştı. Galası malası oldu falan. Hazırlıyor. Bizim tabii galalar falan çok basında duyulmadı. Bir Polat galası yapamadık yani öyle birkaç 25 bin kişilik yemek yenmiş şeyde. Bizim son galamızda bunda. 25 bin, bin kişi. 5 bin kişi yemiş. 25 bin kişi. 5 bin. 25 bin. 25 bin. Abi 25 değil. 25 bin kişilik yemek gelmiş. Evet. Yani 5 bin kişi 5 yemiş bin. O 25 bin. Yine yemek var ama yani. Yani var. Yani ama dedik çok oluyorsa Galata'da olsun. Galata'da var. Polat sokak kurdu Polat. Yani hani Kolpaçino sokağı kurdu yani hani. Sonra 2009'da böyle kendi ünlü olduğunu fark etmeyip. 2009'da o zaman cep telefonu reklamında da oynuyordum. Hani cep telefonu reklamıyla ilgili olarak değil de başka bir şey yani. Böyle arkamda ne de ben miyim diye bağıranlar. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun diyenler. Nasıl tepki veriyorsun onlara? Ben önce alay ediyorlar dedim hani yani böyle bir şeyde tepkinin şeyi de alay konusu mu yapıyorlar gibisinden baktım ki film başka bir yere gitmiş. Sonra sözlüklerde yazmaya başladı yani korsanından araba aldım Allah razı olsun abi diye. Sonra film sosyal medyaya düşünce artık ben Özgür'ün önüne geçen iş yapamadım, öyle diyeyim. Yani çünkü şimdi seyircimiz bizim zamanımızda 2009'dayken Mehmet Akif şey yoktu ya. Bu kadar sosyal medya, işte TikTok'lar, başka paralı kanallar falan hani televizyonda o tür şeyler yoktu hani. TikTok'un var mı abi? Yok. TikTok'u olan var mı aranızda? Benim burada yok. Var mı TikTok'u olan? Benim kim var. Kullanıyor abi bu TikTok'u? Benim var ama kullanmıyorum. Şöyle benim yok ama bak benim yok ama ben yani en çok filmi besleyen yer orası. Evet, sosyal. Bence de orasıdır yani TikTok. Ama sizin. Bir artık bir şey görüyoruz. Seyirci eskiden yani biz mesela şu anda kendimiz olarak konuşuyoruz ya ama işimiz rol yapmaya gelince biz bu arkadaşları kandırıyoruz. Hani ben Peltek konuşuyorum. Kubilay abi kötü adam oluyor. İşte Selim cezaevinden çıkmış. Gerçi çıktı cezaevinden de. Neyse. Ama işte o da intikama gelmiş. Bu yengesi oluyor falan. Biz bir dekorla kandırıyoruz insanları. Ömer abi karılar yanıyor dayı diyor. Halbuki kendi evinden korkan bir adam. Eşi öldürür onu dayaktan yani. Normalde öyle. Hani asla öyle bir huyu yok. Öyle ama onun yüzünden evde kavga ediyormuşsunuz var, abi. Var var küstüler. Onu da onu anlat. Şimdi onu anlat. Telefon hikayesi benim gözümün önünde oldu. Ben inanamadım. Çekim yapılacak. Sahneyi çekeceğiz. Eşi aradı Ömer'in. Tabii. Ve şöyle konuştu. Falan yaptı. Şafak dedi ki bunu aynısını oyna dedi. Dur çalışıyorum dedi. Ve çalışıyorum. Gece 3.30-4 ama onu yaparken. Evet Aydemir ya. Abiyle dans ediyorlar. O sahneyi oradan aldı işte şey. Kavga neyden çıktı Ömer abi? Kavga yok öyle genelde etmeyiz de. Hep senin dediğin olursa. Yok oyunculuktan dolayı mesela. O ilk filmimizde işte bizim karıyı gördün mü dörtten avut damarımda kanıyor. O da kendi üstüne alım. Tabi o da gurur. Abi biz eskiden ama bir şey söyleyeceğim. Mehmet Akif. Mehmet Akif biz eskiden her şeye inanıyorduk. Türkan Şoray yemek yer mi? Evet, Türkan Şoray. İşte Fatma Girik lavaboya girer mi falan. Yani acaba bunlar değil mi? Bunlar uyuyorlar mı? Cüneyt Arkın gerçekte de böyle bir adam mı? Abim gelir anlatırdı işte İstanbul'da gördüm baktım yüzüne. Yarım saat o bana baktı ben ona baktım. Korkak kaçtı gitti falan diyordu. Yani o kadar gözümüzde büyütüyorduk. Yani biz özdeşleşme olmuyordu ama şimdiki seyircide de özdeşleşme yok ama şöyle bir durum var. Şimdiki seyirci bizim o kandırdığımız şeyi bize bizi kırarak anlatıyor. Eskiden eleştirmenler vardı Atilla Dorsaylar. Yani bir şey anlatırken sinemanın rengini anlatırdı, senaryosunu anlatırdı, ışığını anlatırdı. Hepsi bir bütün ya bunun. Yani sonuçta bir kolektif bir iş yapılıyor ya orada. Onu anlatırdı sonra derdi ki ben Mehmet Akif'in oyunculuğunu beğenmedim ya da Şafak'ın o sonundaki oyunculuğu çok kötüydü. Bunu eleştirmek isterim derdi kırmadan. Hani çünkü bu sektöre herkesin bir şeyi vardı, saygısı vardı. Şimdi her sayfanın altında bir yorumcu var ve eskiden ulaşamadık insanlara. Şimdi onlar bizi eleştirirler hale geldiler. Yani işte ben gözümden bir problem yaşıyorum. Mesela? Bak. Evet. Gözümden ciddi bir problem yaşıyorum ama bir rahatsızlık geçirdim. Onu da alınırken
Bu kayma oldu. Şimdi bununla ben mesela filmde onunla alay etmem. Ama seyirci sen ne diyor? Yaparsam da komedi yaparım, sonra özür dilerim ondan. Filmde daha iyi olsa. Biraz kırıcı oluyorlar yani. Hani. Etkileniyor musunuz? Yani dikkate alıyorsunuz ama. Dikkate alıyor musunuz? Dikkate alıyorsunuz elbette. Alıyorsunuz. Yorumları hakkınızda yazılanları böyle okuyup. Yani, senin bir yer basmışlığın var galiba, ben öyle bir şey hatırlıyorum. Gittik biz elimizde listeyle de kapıyı açan olmadı. Bir tane avukat indi şey, orası değilmiş. Evden yayınlanıyor. Yanlış yere ya. Mi gittiniz? Gittik ama Levent'te bir yere ben gittik. Ben öyle bir şey evet. Çağırın gelsin dedik falan. Hakkında yazılanların kaldırılması için gittiğim bir yer değil mi böyle? Var, var. Bunları benle ilgili nasıl yumuşattın? Hakkında yeni şey. Sen yumuşatıyorsun ama var yani. Yani biz öyle. Sert de gitti abi. Yanımdaki nasıl çocuklara gitti? Dedim ölümüne söyle gidiyoruz diyeyim. İçeriye. Döneni öldürürüm dedim. Ben öldürürüm yani. Çünkü annem rahmetli annem falan mi laf ettiler de hani. Birileriyle mi gittiniz? E tabi bayağı kalabalık gittik biz. Sonra? Sonra bir tane bayan biliyor musunuz bunu? Anlat abi. Bir ciddi tane, misin? Evet güzel bir bayan indi güzelce aşağıya. Güzelce şey anlat böyle tatlı tatlı. Güzel bir bayan indi aşağıya. Ben fragman dedim, televizyon formatında verdiğimiz gibi düşünüyorum. Yok yok. Hanımefendi dedim çok özür dilerim rahatsız etmeyeyim sizi falan. Bir zaman tabi 190 derece. Ama kalabalıksınız, birkaç kişi daha var. Yani var. Mahallede ama iki kişi gittik öyle diyelim yani hani. Telefon bekleyen arkadaşlar var. Abi bir haber var mı diye. Şimdi dedim ki şurada yayınlanan birkaç tane küfür var. Onları kaldırabilir misiniz dedim. Sizin de telefonunuzu alalım. Bir şey olduğu zaman şey yaparız ararız. Aradım da bir daha açmadı zaten kadın telefonu. Sen etkileniyor musun mesela hakkında yazılan şeyleri? Hepimiz bakıyoruz bu arada. Siz de yazıyorsunuzdur etkilenmek belki. Etkilenmek değil ya. Ben tabii ki etkileniyorum. Çok öyle üzülmüyorum. Fazla takılmıyorum. Direkt blokluyorum. Aa öyle mi? Tabii. Benim olumsuz etkilenmem çok olumsuz şey değil. Kırıcı ve yeren olanları. Ben sahnede etkilendim. Şöyle Macbeth oynuyordum şehir tiyatrosunda. Şimdi Macbeth'in dramatik sahnelerinden biri. Ne yapıyorsam gülüyor biri. Seyircinin arasında biri kıkır kıkır gülüyor. Allah Allah hançer diyorum gülüyor, ağlıyorum seyirci gülüyor. Seyirci de gülüyor o. Tabii. Hayır seyirci tepki veriyor tepki ama veriyor sinirleri bozuluyor. Sinirleri bozuluyor. Allah Allah bir şey var diyorum. Yani bazen sahneden kedi geçer gülerler falan. Sonra çıktım yazı yazılmış. Yorumlara bakıyoruz. Ya diyor ulan diyor şu işe bak diyor. Ayda yılda bir sanatsal şeye gidelim dedik. Oyuna gidelim karşımıza Mertay çıktı diyor. Şimdi adam beni öyle izliyormuş. Yani ne yaparsan yap o Mertay. Mertay yapmaz onu onun gözünde. Bizim bir fenomen bir grubumuz var. Yani şey de var ama abi. Gerçekten oynadığı gibi yaşayanlar da ben gördüm. Birkaç oyuncu gördüm. Adam hayatında da öyle ve onları oynuyor evet. Sadece. İşte Kolpaçino'nun genel hikayesi bunun üzerine kurulu. Bunun üzerine kurulu yani. Hani gerçekten oyunculuk yapmadan oynayabilmek hayır, yani. Hayır bir dakika. Onu demiyorum ben. Ya aranızda konuşmayın. Saçma mı ya? Ne var? Şey, fragmanı siz mi müdahale ettiniz? Deminden beri onu tartışıyoruz. Hayır, fragmanı siz mi yaptınız şeyi? Hayır, tartıştı şey. Abi. Ya bir dakika abi. Fragmana ben şey birazcık söyle. Müdahale etmiş olabilirim. Ama işte Buket'in ve bizim sahnelerimizin çıkması bence abi bir, siz eğer konuyu böyle açma. Şey yaptıysanız açma böyle. Niye açmayayım? Olumsuz sahnelerde oynadıysanız ben annem izlediği için müdahale ediyorum. Hocam bence yanlış anlamışsınız. Hayır, filmi anlamamışsınız benim bence. Çünkü oralar mesela. Aa bununla ilgili vallahi bir şey anlatayım hoş size. Hoş değil yani. Ben geçen hayır, Richard'a bir gittim. Ne demek istiyorsunuz anlamadım ben. Hocam yani. Şimdi bak hiçbir şey söylemedik. Yani fragman tamam. Polat Bey böyle istiyor. Burada da bizim sahnelerimizin kesilmesi normal mi? Hiç hoş değil yani bence. Bilmiyorum. Nerede ama ben kesilmiş? Rahatsız oldum. Demin izlediğimiz o fragmanımız siz müdahale etmişsiniz. Biz konuyu açtı diye söylüyorum. Aslında çok da önemli ay, dayanamadım değil. Dayanamadım çünkü sürekli tamam da mesela niye sinir yapıyorsun ki? Abi ben sana 100 kere dedim. Bak sokak röportajları yapıyorsun. En çok seni sakin seviyoruz. Ay, niye sinir? Niye abi sinir dur elime. Tamam da niye? Abi bak. Adam haklı. Adamın tamam, söylediği şeyi dinle bir. Dinle. Ben olayı anlamadım ya. Abi ne demek istiyorsun ben de anlamadım abicim yani. Dinle adamı. Abi Mertay'ı tamam Mertay ön tamam, plandaysa tamam, evet. Mertay'ın replikleri de orada verilecek. Tabii bu mu burun bu tartışmanın yeri? Ama ne yapayım artık buraya gel. Bir saattir benim yanımda bu vıdı vıdı. Abi ne demek konuş yani laf. Allah Allah. Yemin şimdi sen burası yeri mi? Neyse ya. Bir saniye bir tamam şey söyleyeceğim abi, gerçekten. Bir dakika tamam. Gel. Bak, bir dakika bir şey bak ayıp edin. Bu kadar olmaz usta. Bu kadar olmaz. Nasıl bırak Allah aşkına Şafak, ya. Şafak sen konuşsana abi.
Abi. Kubilay abi. Bir dakika. Sen dur canım. Bir saniye. Bak ciddi şey söylüyorum. Bir, ciddi söylüyorum. Böyle Ömer bitsin abi, istemiyordum. Otursana. Tamam mı? Sen hakikaten abi. Şey yapmıyordum. Ömer abi. Ama bir otur ya. Abi bir dakika. Arkada birileri de var ve gelecekler. Yok yok. İşte Colpacino'yu anlasana. Colpacino böyle bir oyunculukla çıkıyor. Beni niye... Bir dakika. Beni niye geriyorsunuz abi? Korktun mu? Reklama gidecektim. Abi beni niye geliyorsunuz? Notlara bakıyor. Notlara bakıyor arada. Ulan böyle bir şey var mıydı acaba yani? Reklama girecek. Hayır bak fragmana müdahale ettim. Şimdi olay doğru. Şimdi Mehmet Akif gülünce ama şurada titremeye başladı ya, ben dedim tamam. Bireysel olarak kimseye karışmadım yani. Hayır, en son şey dedi ya. Küfür olan yeri çıkarım seni. Bir ara şey dedim, acaba hani şaka mı yapıyorsunuz? Sen ekibin istedi, biz değil. Bak bütün ekibin istedi. Yap 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 diye. Biz de tamam dedik. Bir şey söyleyeyim, Tolga. Tolga yok yere aklı. Reklam arasına gidecektim. Ha bir de çıkıp gidiyorsun. Öyle dediler abi, çık git. Dedim ki yani bu tutsam şimdi, ya ben şimdi şeyde alışığım bak, siyasi programlarda şey kırmalar şeylere falan. Alışığım hani gerginlik olur falan. Ama burası orada değil. Onları ulan ben kıraydım ama bari onu. Ama sizin tepkileriniz çok büyük abi. Şafak abi kalktı ayağa, sen gittin. Ondan sonra böyle çok değişik bir şey oldu, dedim bu gerginlik mi? Tırmanacak mı? Ben daha ama benim trip nasıl? Ama ben bunu... Ha, sen karışma. Evet ya böyle bir şey. Bir şey unutmayacağım. Seni hepimiz seviyoruz diyor ama. Gülme hiç değişmiyor. Ya ben hani... Bütün insicamı bozdunuz ya. Yallah bu ya. Mustafa'yı... Mustafa oynadı mı? Galericilikle ilgili bir şey var mı? Mustafa'yı gördüm. Bizim Muskar. Yok o şeyde Oğuzhan'ın programında... Ya Oğuzhan'ın programına geldi. Yani, evet. Ben şöyle bir şey sorayım oradan. Arkadaşımız bizim. Arkadaşım Mustafa benim de. Atlatmaya çalışıyorsun gibi hala. Dönüp görüyorum sus, seni. Mehmet Ağaç. Suç. Abi şimdi şöyle. Bak biz aynı kolpayı biz yapıyoruz. Keyif almak için yapıyoruz ya programı. Bu bir eğlence programı falan. Kimse kimseyi üzmesin. Gerek beraber yok. Muhabbet edelim noktasındayız. Önce gerçekten şaka olduğuna emindim. Seyirci biliyor muydu ya? Yani şaka şey gibi diye düşündüm. Demin bunları benim bilmem lazım arkadaşlar. Ama seyirci yani bir ekibime. Seyirci bir ara at yarışı izler gibi alkışlıyor diyorsun. Ben de o yüzden ama ben de o yüzden eğleniyoruz dedim herhalde yani. Sizin ekip dedi ki Tolga, abi dedi sen bir, oğlum benim zaten kavgam artık şey olmuş yani milli olmuş yani. Ben abi bir de bana ne dediler biliyor musun? Kubilay abi yaptı. Şafak Sezer dediler, keyfi yerinde olmazsa çok huysuzdur. Tabii bak onlar orada hazırlamışlar seni. Ben de dedim ki ya öyle bir şey olmaz bizde herhalde, sohbet edeceğiz falan dedim. Hakikaten gerdiniz yani. Neyse. Beyaz'a yaptık. Aydemir abi fenalaştı diye ama set ekipten biri sattı bizi. Beyaz orada... abi izliyor mudur bilmiyorum. Ha. Beyaz'a yaptı. Beyaz ettik. Bir ara fenalaştı ama ekipten biri böyle yapınca orada iş bitti. Hani orada ben uyandım yani. Hani yapmasalardı ben Beyaz'ı bir yerlerde bir süründürürdüm. Şimdi siyasi tartışma programlarında limitler çok bellidir. Yani ne diyecekleri, nereye kadar gidebilecekleri. Çünkü onların bir yani sonuçta devam edecek siyaset ve hayatlarında o kariyer. Dolayısıyla o belli bir dozda yönetilebilirdir ve yani tartışılır ve biter ama sizdeki durumu kestiremedim. Yani Colpacino'dan, Çin Çin Deresi'nden dolayı ondan sonra hani dedim, ben Bağcılar'da büyüdüm. Sefaköy'deyiz. Biz nereye düştük? Çıkışta kim var? Abi meslek grupları içerisinde en çok malzeme veren hangisidir? Yani galerici midir, emlakçı mıdır? Hala kendinde değil bak ben. Niye? Yok bu gerçekten düşündüğüm bir soru, merak ediyorum. Şafa emlakçılar daha fazla ilham vermişti. Bir ev bakmaya gittik, ikide bir telefonu çalıyor, benim de hanım yanımda, dedim ben buna dalacağım birazdan, hani bu ne telefon sevgisidir diye, öyle emlakçı rolü çıktı işte benim Özgür. Garip garip sesler geliyor telefonundan. En çok malzeme veren emlakçılar mı? Emlakçılar, emlakçıların içinde var tabii. Ya ürün satan herkes açıkçası, o da onun bir sineması işte. O da bir oyun yani hani. Şimdi oyunu... Bizde çok özellikle... Ben size oyunu göstereceğim. Özellikle kıyafetlerde falan. Şimdi...
Ya şimdi göbek şurada benim, tamam mı? Takım elbise giyiyorum, arı sokmuş gibi. Şura kapanmıyor. Nasıl diyorum, çok güzel oldu abi diyor. Arıya getirdik. Bak çok orayı. Çok güzel oldu diyor bana. Halbuki evet, olmuyor evet. Bak yani olmuyor. Güzel de olmuyor, olmuyor da yani ceket. Diyor ki oldu. Yok abi sen öyle hissediyorsun. O zaman kapatmazsın önünü abi, sen açık gez diyor falan. Satacak illa evet, satacak. Takibe bak anladım. Bak benim, ben de şöyle söyleyeyim. Mesela bir şey izletiyorlar bana. Bugün kurguda oldu böyle bir şey. Daha önce de olmuştur. Madem siz bana yaptınız, ben de size yapayım. Bak. Güle güle diyorlar sana. Reji çift taraflı çalışmış. Abi mesela bir şey izliyorsunuz, tamam mı? Herkes diyor ki çok güzel değil mi diyor. Falan çok güzel gibi oturuyoruz mesela oraya. Ben izliyorum şimdi. Güzel bir şey göremiyorum orada. Bekliyorum. Bakıyorum, diyorum ki ya bende bir tuhaflık mı var? Bir sürü psikolojisi vardır insanlarda. Yani mesela HGS gişelerinde de böyledir. 10 tane gişe vardır abi. İki tanesinde kuyruk görürsünüz. Evet, evet. Gelen araba arkasına yapışır. Gelen araba arkasına yapışır. Bizde biri koşsun, o da koşuyor. Ne oldu abi diye. Evet. Bir de şeyde var. Mehmet, bir yere koşuyorsun ya. Yanında koşan var ha. Ne oldu? Kardeşim karımı alacağım. Sana ne oldu? Anladın mı? Şeyde de var bu. Hani çıkışta iade alıyoruz ya İstanbul Kartlara. Abi herkes birincinin önünde sıra ama arkada 20 tane var. Bir sürü var. Ama herkes birinci de bekliyor. Ben de bekliyorum. Bak ben duruyorum, o da duruyor. Sen de bekliyorsun. Evet. Ben de bekliyorum. Abi ben işte o diğerini zorlayan adamım. Ben hep diğer kişiyi zorlayan adamım. İşte. Yani o gidilmeyen yere gidiyorum ben. Böyle bir tarzım var. Bundan dolayı mağdur olduğum da olmuştur. Siz bizim dönemimize mi? Mehmet daha genç değil mi? Daha genç. Bizde mesela ne vardı? Karne vardı, hatırlar mısınız? Aa, alışveriş. Bugün karne günü. Tabii. Ha. Evet. Bugün karne günü. Karne evet. Yapacaktık, yapmadık. Ne oldu, yani. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi gerçek şafak? Bu arada Elif Sude'cim kutluyorum, izliyorsan dayıcım. Onur Belgesi almış, Yusuf Emir, Yunus Emre ve takdirname alan bütün evlatlarımız. Bravo. Aa, oğlumu da, evet, oğlumu da. Program benim olunca böyle. Evet. Ben de kızım... Abi varsa şey yapabilir, tebrik Irmak edebilirsiniz. 7 tane zayıf getirmiş. Ben de bir abi kutluyorum. Kutluyorum. Bütün hastanelerden rapor toplayarak okula gitmemesinden kaynaklı da onu... Buradan gerçekten çok sevdiğim. Bak ilerim. Dolu dükkan, boş dükkan. Dükkan doluysa abi herkes o dükkana giriyor mesela. Doğru. Evet, yanında evet. Aynı şeyi satan boş bir dükkan var. Anlamsız sıra bekleyeceksiniz. Gidiyorsunuz, bekliyorsunuz. Bunun üzerine reklamlar da yapıyor mesela. Bir mağaza diyor ki kas tutuyor. 30 tane adamı sıraya diziyor. Sonra onu gören vatandaş sıraya giriyor. Sonra kaslar çıkıyor abi, orada doğal kuyruk oluşuyor. Ciddi mi ya? Böyle yapıyorlar tabii, mı? Tabii ki. Var abi, dolu. Oyunculukta var mı böyle şeyler? Aynı şeyleri yaptığınız ya da işte herkesin birbirini taklidi. Valla bütün diziler aynı, bak ben bu çok güzel bir şey anlattın. Doğru. Adamın altında 5700 motor araba var, eve geliyor. Annesi diyor ki oğlum neyin var, niye canın sıkın? Öldürürüm onu bak ben. 5700 motorla geliyorsun, hani olan var olmayan var. Çocuk bir de onu şeye kilitliyor, arabayı park ediyor yani sokak arasına. Normalde onun özel bir garajı olması lazım. Mesela bizim bütün dizilerde hala bu döner kapıya sıkışan köyden gelen adamların mizahı yapılıyor. Hani var ya dönen kapı. Hani otellerde falan vardır ya, hala onun mizahını yapıyorlar. Ben daha bir babanın elektrik kuyruğuna girip de şey ödediğini görmedim. Su faturası, elektrik faturası. Annenin kalp krizi geçirdiğini görmedim. Evet. Hep baba geçiriyor. Hep baba geçiriyor. Ne oluyorsa babalar, biliyorsun değil mi? Babaya gelen baba oluyor yani. Hani. Genel olarak hep, hep baba. Aynı. Bir takım gerçekliklerden kopuk mu yani? Dedikoducu hizmetçi. Yani benim bildiğim kadınlar kendi aralarında erkekler gibi daha ketumdur. Hayır, daha ketumlardır. Biri olduğu zaman konuşmazlar. Erkekler konuşur. O Allah ona, Allah. Abi o onu anlatır. Der ya, o beni gidip bir yerde benim hakkımda konuşmuş diye. Erkekler mi dedikodu yapar? Erkekler daha çok dedikodu abi, yapıyor. Gerçekten mi ya? Tabii canım. Ömer abi şuradan oraya ben... gelene kadar 20 tane dedikodu anlattı bana. Ya abi ya. Evet, şimdi itiraf köşemiz var. Madem siz bana yaptınız, ben de size yapayım. Size bazı sorular soracağız. Bunları seyircilerimize çevirerek evet ya da hayır şeklinde cevaplayabilirsiniz. Bunlar programda geçiş şeyleri işte, arada zaman geçmesi için. Yok yok, valla zaman geçirmek için değil. Para sizi bozdu mu, daha da bozabilir mi? Kaldırın abi.
Hepimiz şimdi, aynı anda peki, mı? Ama gelmedi. Kendisine ait olsun. Gelmediği halde nasıl bozar? Yani bir görmedik ki onu. Arayı bulanlar cevap versin abi. Evet. Hani gelse bozar mı deseniz daha parayı bularken yani peki, parayı bulan arkadaş. Benim ev reklamlarım çıkmıyor ki gazetelerde. Bir şey diyeceğim. Bir tane evim var zaten. Hani, yani. Arabalar kira. Ne diyeyim burada? Hayır, paramız mi? Yok mu? Ya sen niye para... göster birini? Bir tanesini abi göster. Abi sizin film para bir dakika. Ne dedi? Hayır. Soruyu bir bozuyor daha alabilir miyim? Mehmet daha... Bey. Para sizi Mehmet... bozdu mu? Bozar mı? Para hayır. Seni bozar mı abi? Niye bozsun? Buket seni bozuyor mu para? Evet. Yapma ya. Onun için hiç kazan. Bunu anlatman lazım. Nasıl? Nasıl bozuyor canım? Yok ya. Yokluğu bozuyormuş. Evet, tamam işte. Olsa bozar mı? Para sizi. Var. Kubilay abi olsun ve bozsun. Abi olsun da ben bozulayım. Önemli değil ya. En azından olduğunu hissedelim. Olduğunu hissederim bir ölmeden. Cips yedikten sonra ya da herhangi bir şey olabilir. Pamuk şeker de olabilir. Yer misiniz bilmiyorum. Ellerinizi hiç kedinizin, köpeğinizin üstüne sürdünüz mü? Ya da herhangi başka bir yere evde sürdünüz mü? Kedimi seviyorum. Hep kedimi seviyorum. Ömer abi çok iyi gidiyorsun. Yani kedi köpek değil de kendi üstüne sürer insan canım. Yani şu sayılıyor mu? Kedi, sürer ve bu normaldir. Kedi köpek nedir hocam? Sen hayvanlara nasıl bakıyorsun ya? Onlar hayır. Bizim dostlarımız kediyi... Volkan yapmış bunu. Kim? Kim yapıyorsa... Volkan yo, nerede? Bir daha alayım ben doğru bir şey söylemi çünkü. Bizde şu var abi... Niye kedi köpek Volkan? Abi bizde şu var bak alkollüyken yemek yerken falan bunlar var. Alkol sağlığa zararlı. Şu. Doğru diyor. Şu var onlar yani. Onlar var değil mi? Doğru. Bak, şu var. Şu. Sadece evcil hayvan değil. Ellerim böyle bir oryantal durumuna dönüştü. Ellerinizi üstünüze mi sürüyorsunuz? İki dubleden sonra oluyor. Sürüyorum bazen ben. Yani. Hayır bak kedi kendini sevdirmiyor benim kedi mesela. O canı isteyince aha. Sevdiriyor. Tamam. Eğer elim kokuyorsa tamam. Geliyor o zaman. Tamam doğru. Şimdi o zaman ben seviyorum onu. İşte. Cips kokusunu da alınca geliyor. Tabii sürüyorum. Yalıyor. Benimki gelip yalıyor. Her yeri yalıyor zaten. Öyle bir hastalığı var onun. Cips görsün bilmem evet. Ne görsün. Herkes evet mi? Tabii. Ben evet. Abi. Ben sağlıkçıyım ben. Yediğimi dönemiyorum. Bu arada Ömer abi özel bir hastanede idari işler müdürü. Yani hani biz orada tanıdık onu. Devam ediyor musunuz? Evet. Evet. Hala. Bir de yani... işinizi peki etkiliyor mu? Tabii yok. Fotoğraf var yani... Şimdi. Bu da şey çalışma değil mi? Çalışma mı? Yok yani. Çalışmanız yani. İşiniz olumlu olumsuz. Ömer olumsuzluğu abinin... Uykusuz kalıyorum. Uykusuz kalıyorum. Evet. Buyur abi. Ömer abinin imzası... olan replik eliminen deyip elinizi bir yere sürüyor musunuz? Hayır. Eliminen, evet. Aranızda bir tek Ömer abidir. Abi sana hep ters roller vermişler ya. İşte Kolpaçino. Hep ters roller vermişler sana. Hiç olmadığın Mustafa. Gibi yansıtmışlar seni. Önümde boş telefon olursa şifresini de biliyorsam... Bir daha alsana deminkini onununda diye geçti ya hani Arapçadan. Önünde. Önünde evet buyurun. Boş telefon bulursam şifresini biliyorsam kurcalarım, karıştırırım, kendimi tutamam. Hayır canım. Yok tabii ki hayır. İnsanların özelliği. Telefonun kimin ya. Olduğu da önemli tabii. Hadi açalım bunu. Telefon kimin? Herhangi tabii. Bir yani kurcalayacağınız bir telefon da olabilir bu. Eşinizin, çok yakın bir arkadaşınızın. Peki ben anlatayım. Sizin telefonunuz dışında bir buyur abi. Sizin telefonunuz dışında bir telefon. Yine bir yılbaşı gecesi falan böyle eve gidiyorum. 2005, 2006, 2007'ler o civarlar. Telefon çalıyor. Başka bir markanın telefonu çalıyor takside. Taksi arkaya oturdum. Dedim ki amca telefonunuz çalıyor. Benim telefonum yok dedi. Sonra baktım burada bir telefon. Hı, düşmüş. Ben de açtım baktım. Neler neler. Buyurun dedim. Allah sizden razı olsun. Ne kadar duyarlı bir insansınız. Dedi. Teşekkür ederim dedim. Vallahi ne taraftasınız dedi. Şimdi dedim şeye Kavacık'a doğru gidiyorum. İnanın bana dedim hani bugün olmayaydı dönerdim dedim tekrar geriye ama sizin için çok lazımsa Mecidiyeköy tarafından geçeceğim o bölgeler. Ya dedi ki tiyatroya bırakabilir misiniz? Tabii ki bırakabilirim dedim. Ufak ufak ulan tiyatro kullanmaya başladım yani kim bu diye. Ondan sonra dedi ki telefon önemli değil, içindeki şeyler önemli dedi hani ne diyorlar. Daha da. Rehber önemli dedi yani. O kadar çok insanın telefonu var. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada Nurseli İdiz ben dedi. Ne yapıyorsunuz? Şafak dedim ben. Götürüp teslim ettim. Benim için çok güzel bir anıdır bu.
Yani hani... Tanışıyor muydunuz o zaman? Yani ne haber, nasılsın, birbirimize merhaba merhaba diyoruz ama samimi değiliz. İyi ki açmışım. O telefonu hani kurcaladın mı, rehberi falan? Yok canım, hiç. Telefonu açtım, ondan sonra da götürüp şeye, tiyatroya teslim ettim. Çalınca açtın. Tamam, buna herkes hayır mı diyor? Tabii tabii. Tabii kurcalamayız. Yani. Hiç umurumda değil. Sen yani şey tut abi böyle. Ya şu daha iyi benim için. Bakayım ya. Mümkündür, bir bakayım dediğin oldu. Tabii tabii. Bizim bir arkadaşım da, şimdi ismini vermeyeyim, avukat bana dava açar. İsmini vermeyeceğim ama çok hepinizin tanıdığı birisi. Telefonuma bir şey göstermek için verdim. Bir diğer arkadaşımıza sohbet ediyorum. 10 dakika içerisinde böyle hiç dalmışız biz, muhabbetteyiz yani. Bütün telefonumu kurcalamış. Oo. Bütün WhatsApp yazışmaları, ben dedi kurcalarım dedi yani. Benim elime telefon geldiğinde kurcalarım dedi. Meslek şeyi. Avukat yani mı? Avukat. Tamam. Ben ünlüyüm deyip ayrıcalık istediğiniz bir an oldu mu? Olduysa bize hikayesini de anlatır mısınız? Ben su alabilir miyim arkadaşlar? Daha yeni atlatıyorum krizi. Daha yeni rahatladım ben. Hayır mı abi? Yapmayın ya. Ben öyle, ünlüyüm öyle deyip bir şey istesek 10 yıl konuşurlar yani. Hani hiçbir şey istemedik bugüne kadar. Hakikaten. Ya böyle küçük bir şey de olabilir. Ünlü olduğunuzu söylemeden, ünlü olduğunuz için bir ayrıcalık istediğiniz bir şey olmadı mı? Yani bir yere giderken ya da bir ne bileyim. Ya fark. Biz genelde ismimizi yani bile vermiyoruz ya. Yani. O iş çok tiyatrocularda, oyuncularda çok olmuyor, bence. Evet. Pasaport sırasında falan güzel oluyor. Yani pasaportu alacaksınız bir şey, hoş geldiniz falan. Şey yaparsa yani sizi çok bekletmeyiz dediklerinde çok de benim hoşuma gidiyor. Hayır, kendiliğinden yani bir davet gelirse okey ama. Kavga çıkacaksa o zaman aslanım, Şafak Sezer ben falan yapıyoruz yani arada. Peki gerçek hayatta böyle gençliğinde falan böyle bir adam mıydın? Mehmet Akif dil altı aldı. Öyle mi? Hala Kubilay'da biliyorsun. Gerçek hayatta bak, böyle kedi gibi bakıyor oradan böyle. Ben bir o şey anları ben mi izleyeceğim sonra. Bak, ben normalde yayını hiç izlemiyorum tekrarını. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir ara beyaz süte döndü biliyorsun. Hani surat, dikkat ettin mi? Ve gülmede baktım, kaldı. Şuralar şey ben gerildiğimi ama kabul ediyorum gerildiğimi. Çok gerildim. Bazı insanlar hani gülerek şey yapıyor, tepkilerini belli ediyor. Öyle... O anda dedi ne yapacağız değil mi? Gide üçü birden giderse. Ya şimdi hakikaten kol başına da özgür gibisin işte sen. Ne gülüyorsun oğlum diyor ya Aydemir abi bana. Gülmüyorum abi diye. Üçünüz birden gitseydiniz reklam arasına giderdim. Söylüyorum, arkaya gelirdim. Sizi ikna etmek için konuşurdum. Gelin 5 dakika diye. İkna ettiğimi içeri alırdım. Sonra arkadaşlara derdim ki bunlar kavga çıkarıyorlar. Ben ne seninkiler yaktı vallahi. Peki. Vallahi. Bir sorum daha var. WhatsApp'ınıza gelen son mesajı bizle paylaşır mısınız? Ha şu anda mı? Ben de telefonu aldım elime. Evet evet. Şu anda ha, son şu gelen anda mesajı. Mı? Evet. Şu anda mı? Dur bakayım paylaşalım. Anne gel. Evet mi hayır mı? Bir dakika. Evet evet hemen evet, atıyorum. Evet evet. Tamam evetleri göreyim. Kızım cevapsız yapmış. Herkes evet demiş bak. Tamam o zaman merak ediyor muyuz? Evet evet. Ömer abi çeviriyor. Yok yok yok. Evet mi abi? Evet abi evet. Benim şarjım bitmiş. Çok yani enteresan. Bitmemiştir. Murat abinin telefonunu şarja takalım buyur abi. Hadi. Alanya'dan Murat Bey, Murat abi yazmış Alanya'dan otelden. Helal çok iyi muhteşem şaka demiş senin için. Çok selamlar Murat abiye. Buket sanki başka mesajlar açıyorsun. Aşağılara doğru gitmeye başladın. Hayır vallahi. Hayır de geç. Benim çok Wolf yakın üzerinde arkadaşım bakın ilk son mesaj. Bakayım mı? Tabii. Bak işte Murat Fasinli. O da Murat evet. Evet Mu deriz biz ona. Çok yakın bir arkadaşım. O çıkartma yollamış. Fasinli. Ve de evet şeyleri göndermiş bize. Ha benim, bizi izliyor şu an. Evet bizi izliyor. Tamam bizi izliyor evet. Bak bir de Burak yakın evet demiş sana para değil demiş. Bana şey gelmiş, Colpacino'nun grubundan gelmiş. İstanbul'u verseler istemezsin demiş. Hmm. Eniştem. Colpacino gruptan gelmiş. Bir haftalık şeyimizle son 4 yılın rekorunu kırmış, seyirci rekorunu. 800 küsür bin de seyirci. 800 bin de. Çok
aşırı keyifleniyorsun değil mi abi? Abi 800 bin falandır mikrofona gitti herin şarkımı söyleyeceğim. İnan bana bizim isteğimiz de seyirci ya yani tiyatrodan. Ama sinemayı hareketlendirdi. Yani, sinema yani, hareketlenmeye inşallah. Başladı. Hanım atmış benim. Ne demiş? He benim mesajı okursun artık. Defne abla ya. Sen hayır mı dedin? Nasıl? Hayır mı dedin? Hayır evet dedim. Ben evet, telefonu yanıma almadım. Telefonu getirelim. Girmeden kızımla konuştum. Selin Sülü öpüyorum onu buradan. O da karne aldı. Güzel bir karne getirdi. Bana maşallah. Ama başka yeni mesaj gelmiş olabilir. Ben telefonu yanıma aldım. Selim abinin telefonunu getirin. Götürün ama gelmem yani. Irmak'tan mesaj yok bana Irmak'tan. Telefon bağımlılığım yok benim. Öyle mi? Yok. Uyandığında hemen telefona bakmıyor musun? Özellikle bakmamaya çalışıyorum. Çünkü o dijital minimalizm diye bir şey var. Aranızda konuştuğunuzda telefon mu açıyorsunuz? Olay çıkıyor evet, siz aranızda. Yani, mesaj atsın da o yüzden. Reklama girdiniz. Sen demiştin doğal olun diye. Canım bana mesaj bir şey gördüm yani hani. Aile bağları. Irmak nerede? Irmak küsmüş bana. Abi Ömer abi bakayım. Abi. Abi o resmi göster. Hangi mesajı göstereyim? Çok mesaj en üstteki var. Abi. Hepsine bakayım ben ya. Bakalım. O Sangurt, Eren Gurt. Aa. Emin ablam. Şunu okuyabilir miyim ben? Tabii. Yiğido. Başına iş gelir ama. Aha. Kardeş Sivas'a belediye başkanı ol, oy verelim. Hepsi okuyorum. Vallahi herkes Yılmaz okudu. Çok, çok tebrik ediyorum. Hepsi açık. Yılmaz çok abi keyifli yazmış. Keyifli oldu değil mi? Keyifli oldu bence de. Ben de bakıyorum en son gelen mesaja. Şiir okut Biden yazmış teyze. Vallahi. Aa, sana şiir neden Ömer'den mi? Baydık mı ya? Ömer'den mi? Çok konuşuyorsun Mehmet. Olmaz böyle. Hemen bir dakika gidelim. Dur daha bitmedi sorular. Ha Türkiye'ye gitmeyelim. Colpacino 4 rekor kırıyor. Her şeyimiz Colpacino 4 ile bağlayalım. Aynen, konuşurken. Aynen abi. Mehmet abi inan bana bak teyzem mesela şunun anlamında demiştir. Yani orada gelen konukların Colpacino 4 dörtlük olması için hani şiire gir demiştir. Kapalı. Vay evet. Gibi değil mi? Vay. Böyle güzel, koyalım. Güzel doğru. Bizim şeyim yok benim ya. Bak benim telefonla alakam yok çok. Abi telefon geldi geri gönderdin. Ya, yok ne yapacağım? Göstermediniz bak. Mi? Niye göstermedin? Ne demek istiyorsun? Bir şey uyandığınızda telefona bakıyor musunuz hemen hepiniz? Hayır. Özellikle hayır. Ben kapatmıyorum. Vallahi ben sen, bakıyorum. Şafak abi sen bakıyorsun. Ben kapatmıyorum. Ben de abi şey hep video dinlerim. Yani mümkün olduğu kadar öyle uyuyorum. Haber izliyor musunuz? İşte, haber yani seni mesela hep şeyden, YouTube'dan. Suriye'den bağlanmış. Seni hep izliyoruz. Gerçekten mi? Tabii. Sen fanıyız hakikaten. Yani. Ben de öyle. Vallahi ciddi fanınız ya. Yani. Kesinlikle şu an beni bak ben Ertan abi, hayır, sen gerçekten. Ertan Özyiğit, sen Okan abi. 3-4 kişi zaten sabah programlarına gözümüzü açıp. Evet. Sinan Akçıl diyor gece senin sesinle uyuyorum. o biraz abartmış olan. Kulakları çınlasın. Bu nedir arkadaş ya? Sinan ya. Geçen uçağa binmiş YouTube'dan indirmiş videoyu. Bak diyor bro bunu izleyerek gideceğim şimdi falan diye mesaj atmış. Selam olsun ona da. Şimdi 2 saat, 2,5 saat falan sürüyor ya programlar. Mesela o programlar, uzun programlar beni daha çok şey yapıyor. Cezbediyor. Allah Allah. Evet. Çünkü 2 saatimi falan oluyor. Hem evdeyken yürüyüşümü yapıyorum bilmem. Hep öyleyim yani. Hani. Hep bir şey izleyerek yatarım. Ya bir film izlemek yerine. Tabii dinleyerek daha doğrusu yani. Hani. Enteresan geldi bana. Ünlü olduktan sonra her türlü etkinliğe bedava girmeyi kovalıyorum. Yok canım. Bence de yoktur. Soruya. Seninki nerede Şafak abi? Burada. Ha, ünlü olduktan sonra ne dedin? Etkinliklere bedava girmeyi dedi. Kovalıyor musun? Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum ki ben. Biz sana geldik. Şu ana kadar onlara bile çok teşekkür bilet ederim. Alıyoruz yani. Oyunlara bile bilet alıyor musun? Çünkü tabii. Almamız gerekiyor yani ancak seyirciyle güçleniyor tiyatrolar. Biz de herkes şey yaparsa. Kubilay abi sen evet bak başta dedim ben abi bu kim parlar buyurdan diye. Ben ne dedim? Belli olmaz bu işler dedin. Şafak abi her ne kadar sizi konuşturmasa da... Yok hocam şaka yaptı. Lütfen abi ya. Hadi, sokak senin buyur peki abi. Şu ana kadar sorduğum soruların bazılarında yalan söyledim.
Senin sorduğun soruların bazılarında yalan söyledim diyen var mı? Yok. Yok canım. Hayır, söylemediniz. Telefonumu isteyen birine yanlış numara söylediğim oldu. Numaramı vermedim, yanlış bir numara verdim. Aa, anlatılır bu. Reklama giriyor. Reklam mı var? Benim telefon taşımıyorum zaten, hani şeyim yok. Kapalıdır benim telefonum. Yok, bu benim değil. O telefonum kapalıdır benim. Kimseye vermiyorsun. O zaman irtibat kurmuyorsun. Yok yok, kapalı telefonum. Aradığınız numara şu an çağrı kabul etmiyor diyor. Nasıl ulaşıyorsunuz siz? İşte, o GSM'e kayıtlı bir numara yok diyor. FaceTime açılmış olduğu zaman öyle konuşuyoruz ya da Tarık'tan ulaşıyorlar. Telefon kullanmıyor musun? Yok abi. Yok. Neden? Yani kullanmıyorum abi. Yani zaman alıyor. Uzun yıllardır hem de. Değil mi abi? Öyle mi? 2010'dan beri evet. Evet, kullanmıyorsun sen. 2010'dan beri telefon kullanmıyorsun. 2010'dan beri evet abi. Ben özel bir sebebi var mı? Çok da mutluyum. Yok abi, çok zamanımı alıyor benim. WhatsApp falan? Yok abi. Çok zamanımı alıyor. Rahatsız eder boyutuna da geliyor. Yani çok, çünkü çok rahatsız edici şeyler de yaşıyorum. Çok iyi. Reklama gidelim gelelim. Şu evetleri bir anlatın bize lütfen. Olur mu? O evet. Anıları bir reklam arası efendim. Şad olup gülmedim de eller içinde soldu beni. Bir bahtı karayım o kullar içinde. Gitti benim nazlı yârim, haber gelmedi o. Bir bahtı karayım. Benim nazlı yârim, haber gelmedi o. Düşme. Düştün mü?
bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların kardeş düşman. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir terk eder sevdiklerin seni. Tutacak dal bulamaz yorulursun kardeş düşme. Düştün mü? Yılanın ne kadar masum, şakalın ne kadar zararsız, kurdun kurt olmadığını anlarsın. Etrafındaki 200 insanları görünce düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Valla billah gerisi yalan olur kardeş düşme. Pazartesi, Perşembe, Cuma günleri Bağcılar Mehmet Akif Ersoy düğün salonundayız. Bekleriz efendim. Bekleriz. Evet. Ama ses ya. Çok güzel. Çok güzel ya. Benim çok mi? Çok teşekkür ederiz. Orkestramıza da kocaman bir alkış. Evet hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz. Elinize yüreğinize sağlık. Sağ olun. Eyvallah. Ben davulcuya bir göz koydum ama neyse. Abi davul. Davulcuyu korumaya aldık fark ettiysen eğer. Yaşasın kral yaşasın. Çok güzeldi. Ay ay. Nefesinize sağlık. Çok güzel. Şu sorulara cevap alalım. Bir küçük sürprizimiz daha var birazdan. Şimdi şeyi konuşmuştuk. Hemen tekrar söyleyeyim. Yanlış numara vermişti ben telefonu. Ben evet diyorum. İsteyen birine getirdik. İkiniz kime ve ne zaman ve neden böyle şeyler yaptınız? Ben de hayır demiştim. Hayır evet dedim. Nerede neydi? Ya bu bir çok önce oluyor da bir telefon numaramı vermek istemediğim bir ya ısrarla istiyor. Şimdi yani vermek istemiyorum. Israrla yok diyemeyeceğim. Isteniyor? Vermek istemiyorum diyemeyeceğim de biri. Yani bir ailecek tanıdığımız bir insanın bir şey oğlu. Ondan sonra ben de kapalı olan bir tane hattım vardı. Onun numarasını vermiştim. Sonra bir dönüş oldu mu oradan? Evet. Ne dedin? Nasıl? Çok kızmıştı. Evet sonra başka bir yerden bulmuş. Ondan sonra bayağı kızmıştı. Ne dedin? Abi bu da mı anlatayım şimdi ne dedim? Hayır yani yanlışlıkla verdim mi dedin? Yanlışlıkla verdim demedim. Aa o numarayı mı vermişim dedim. Tamam. Senin abi? Abi benim genelde şeyle soyadımla ilgili problem yaşıyorum ben. Aa, büyük problem. Hatta ismimi bile şey yapıyor ama her gelen tanıyoruz ama nereden? İsmin neydi abi diye geliyor bana. Fotoğraf çektirip sonra o fotoğrafı bana atmayı teklif ediyor. WhatsApp abi numaranı ver atayım sana diyor. Şimdi veremeyeceğimiz için öyle durumlarda ben de yanlış numara veriyorum. Benim kim bilir Erzurum'da kime gidiyor biz fotoğraf. Bunu yaptık. Benim oğlum. Küçük oğlum Yunus Emre, ben konferans sırasında böyle büyük bir salonda bütün salona fotoğraf çekiliyoruz herkesle. Çıkışta size babamın numarasını vereyim mi demiş. Herkese numaramı dağıtmış. Çok akşam iyi. 300 kişi mesaj attı. Çok iyi. Bütün salona vermiş numaramı. Evet. Allah bağışlasın. Bir ara böyle bu şeylere girenler vardı ya. Böyle. Ya bir insan telefon niye ister abi? Ben bunu anlamam ya. Ben kadın taklidi yapıyorum beni aradıkları zaman yani bir yerde olursam yakalanırsam. Alo. Ben de Şafak abi şeyde bu hani mağazalarda alışveriş yaptım mı telefon numarası istiyorlar ya. Sonra mesaj geliyor indirim mesajı. Sürekli abi evet. Ben de orada oğlumun numarasını veriyorum. Bak niye hayır dedin? Abi ben biri istediği zaman o da istiyor. O mağazana veriyorum sadece ben. Siyah noktaya girdik ya dur bakayım. Hadi sürprizimiz gelsin. Kocaman alkışlarla Çağla geliyor. Saçlarını dağıtırsın
sen sevmeye yakışırsın. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen ölsün. Sen sevmeye yakışırsın. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen. Efendim merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben direkt şarkıyla gireceğin için seni meşgul Ömer'le. Etmeyeyim. Kimle? Ömer'le eteğine bastı diye. Hayır canım, eteğine bastı değil, öne geçme kavgası. Birbirine girmiş bunu. Hayır hayır. Öne geçme kavgası. Ben dedim benim önümde duruyorsun. Ben dedim sen de benim önümde duruyorsun. Yok öyle bir şey olmadı da eteğime bastın dedi. Vallahi mı dedin? Dedin ya. Eteğim çok uzundu ondandır. Evet. Ben böyle şöyle oturabilir miyim? Şuraya şöyle durabilir miyim? Tabii tabii lütfen. Birkaç tane daha istersen böyle geçelim. Yok yok geliyorum geliyorum aranıza geliyorum o zaman. Bu arada ben filmi izlemeyenler varsa şarkının filmin içinde söylüyoruz bu şarkıyı. Çünkü bir anda çıktım ya. Koltuğa dört kişi. Sığdık ama ya. Safları sıklaştım lan. Hayır, bir anda çıktım ya, çıklayayım dedim. Şafak abi, hı? Gel böyle otur. Yok yok, aramızda Burak Öçivit de var da. Burak Öçivit de, ha şey de var. Şey, kaza geçirmiş hayır, hali, bakayım bir. Nerede? Kayan nerede Kayan? Kayan'a da bir selam Kayan verelim. Kayan nerede? Kayan da Burak Öçivit'e benzetiyorlarmış, o yüzden aldık. Filme. 3 saniye benziyor. 3 saniye falan böyle hani böyle hani tam böyle anesteziden çıktıktan sonra bir şey oluyorsun ya böyle. O ara benzettim, benzettim, hoş benzetemedim, geçiyor zaten. Hatırla dedi. Gerçekten gerginlik yaşadınız yok, mı yoksa? Yok canım oğlum öyle şey. Yok, yok canım yok. Ne gerginliği öyle ya? Öyle bir espri. Ben elbise uzundu görmedim. Böyle bayağı basmış mısın abi? Evet.
Allah'tan fark etmişsin yürüyüşü. Elbise yırtılıyordu arkadan. Yırtılabilirdi yani. Ömer bak tatırladın mı dedim. O zaman da özür diledim, özür diliyorum. Buyur. Arkada tanımadın sen, ben söyleyince bir rengini attı. Tanımadın mı? Tanımadın. Abi tamam. Bir de konuk alıyorsa herkes alacaksın abi. Öyle daha tadı çıkıyor. Abi vallahi tamam da buraya böyle... 3-4 kişi birbirimize bakıyoruz. Bak Burak Öçivit'e bakar mısınız abi? Yani... Kayhan da geldi. Gel diyeceğim ama yer yok. Yer yok Kayhan. Gerçekten yani son boşluğu Çağla doldurdu. Çocuklar bugün karnı aldı ya, 18 yaş altı da izliyor. O yüzden hani reyting alması açısından gelme. Gulyabani ya. Bir şey soracağım. Bu arada sinema canlandı gerçekten değil mi? Artık Kayhan'la işte olur. Sağ olsun. Kayhan'la çocuk canlandı. Geldi de, tabii. Beni oynatsaydınız daha da canlanabilirdi. Abi beni biz, ben derim ya herkes oyuncudur diye. Bizim oyuncularımızın hepsi işte Ömer abi bir hastane personeli. Yani idari işler müdürü. Kayhan hala pazarda esnaflık yapıyor. Yapıyor evet. Yani çalışıyor. Serkan, o da tezgahtarlık yapıyordu. Bekir özel bir şirkette şoförlük yapıyordu. Volkan şeyde top oynuyordu. Top oynayan var mı ya bu arada? Halı sahaya giden. Yok değil mi? Vedat tribünden arkadaşımız. Vedat tribünden arkadaşımız. Vedat da Fenerbahçe. Var. Tabii, Fenerbahçe'siniz. Başka kim var no name bizim oynattığımız? Başka? Valla Kubilay abi hariç, abim hariç herhalde biz... Selim abi falan onları geç onlar. Ya biz Buket abla falan. Hep... Bizim takımda Volkan Şafak var. Şafak abi sen söyleseydin ben buraya böyle bir sıra koyardım. Şöyle uzun bir sıra yapardık buraya böyle. Aslında buraya bir sandalyeler dizerdik. L. Hep beraber. Bir tane bir şey getirdim buraya ya. Ne oluyor demezsin ya. Valla. Mesela, hallettik onu. Mesela hakikaten talk show mu bunu nitelendirdiğimiz sıfatı talk show mu var? O yüzden talk olması lazım yani değil mi? Bayağı bir şey olsun içeride insan. Çocukken bir şey sormak istiyorum. İzleyicilerimizin de sizlerle ilgili böyle size küçük bir sürprizimiz var ama o yani artık süremizin de sonlarına doğru yavaş yavaş geliyoruz. Aa, gerçekten mi? Yatıya mı kalacaktınız? Ben daha yeni geldim ama. Çağla Hanım'ı incelemeyecek miyiz ya? Önemli bir detaylar. Nasıl? Bir evet hayır şey ona da susattı mı? Kolpaşa'da oynayınca gördüğünüz gibi mafya gibi giyindim ben de. Güzel olmuş mu bilmiyorum artık. Mafya gibi. Sanki mafya gördük çok de. Çok iyi olmuş. Bir dakika ne dedi biliyor musun? Ayakkabılar ruhsatlı mı dedi ya. Ya. Çağla çok göstersene bak. Ne bu şimdi? Tabanca Yunus da bu tabancaya benzetti. Eskiden Burisli bunlarla atıp adam öldürüyordu ya şu şeylerle atıyor musun? Çekeceğim falan. Çok güzel ama çok uygun giyinmek istedim böyle çok takım güzel. Elbise. Çok güzel. Beğendiniz mi Şafak Bey? Çok vallahi bak. Sosyal hemen, medyada ve internette. Senin geleceğini öğrenince elbise giymemiş işte. Ben abi rahat etmeliysen böyle gel. Vallahi gerçekten. İyiyim ben abi. İki tane yani hakikaten daha oraya daha önce hiç 4 kişi oturmamıştı. Ne işim yönetmen var açısından da sorun olabilir bu. Yo tam bak ipi gel. Baya menemen bardakları gibi oturmuştunuz. Bu kez de küçücük olduğumuz için diye. Şey Beyazıt abi gibi ben de şöyle sandalyeyi çekip şuraya geleyim. Ha evet abi. Burada hiç. Böyle. Buradan oraya oradan oraya. Abi sen de sürekli bizi şey yapıyorsun ya. Bir daha bir koltuğun bir tık yukarıda olması lazım. Sonuçta benimki moderatör ve sunucu olduğun için hani bu program senin üstüne yapılıyor. Biraz evet abi. Yani biraz ben şimdi oldu. Davos gibi oldun sen orada mesela. Bir şey konuşacağız. Mehmetciğim yani mevzu şu deyip olmuyor yani anladın mı? Ne gibi oldu? Ne gibi oldu? Davos. Ben Okan abiyle bu meseleyi konuştum. Yani bu meseleyi Okan abi ki pazardan bir arka evet Okan Bayülgen diye altını çizeyim abimiz. Ağababamız yani. Bu arada evet. Richard'ı izlemeye gittim. Onu da söyleyeyim. İzlememiş olabilirsiniz Richard'ı. Çok hı-hı iyi bir oyun. Anlaması zor ama çok iyi. Öyle bir şey dedik ya anlaması zor siz gitmeyin. Oyun müthiş bir prodüksiyon. Acayip bir yani Okan abi orada yani Nietzsche'yi de Schopenhauer'da bir tek şeyi de Shakespeare'de bırakmamış. Bambaşka bir konsept yaratmış. Ama anlaması zor. Bunları anlatmam yanlış mı bilmiyorum bu İzlenmesi arada. İzlenmesi gerekiyor anlatılması. Yok evet. Ben... Bir müthiş röportajını okudum, anlatmak istediği bir ötekileşme meselesini anlatıyor. Çok iyi. Onu da Shakespeare'in inanılmaz mesaj olarak yüklü anlatıyor. İnanılmaz mesaj yüklü ama şöyle oyundan sonra söyleşi yapıyor, o söyleşiye kalmanız lazım. Yani interaktif bir şey mi dönüşüyor? Tabii. İnteraktif mi dönüşüyor finalde? Finalde izleyicilerle söyleşi... Ya şöyle,
sahneden inip izleyicilerin içinde koltukların üstüne basarak yürüyor. Yani çok enteresan şeyler yapmış. Bize internetle ilgili bir şey soracaktım size. Tam onu diyordum, dağıldık. Hakkınızda yazılanların ne kadarı doğru? Çok tuhaf şeylerle karşılaşıyor musunuz? Mesela ben işte yaşımla ilgili, boyumla ilgili, kilomla ilgili böyle şeylerden bahsediyorum. Veya işte okuduğum okulla ilgili falan çok enteresan bilgiler görüyorum. Var mı böyle hakkınızda benim yazılan şeyleri? Takip ediyor musunuz? Bunları böyle herkes bir kısaca anlatabilir mi? Buyur abi. Benimkinde 1971 doğumlu. İki çocuk babası yazıyor. Bir oğlum var, Allah bağışlasın inşallah. 73 doğumlu. 73'lüsün. Evet. Tabii, o benden 3 yaş küçük. Ya internette özellikle şimdi genç seyirci varken söylemek istiyorum. Her yazılana inanmak gibi bir şeye kapılmasınlar. Çünkü ben Adana doğumlu gözüküyorum, İzmit doğumlu gözüküyorum, İstanbul oluyor. Ben Ferhan Hoca'nı rahmetli anıyorum. Ferhan Şensoy'un bir lafını altını çizmek istiyorum. O bilgisayar dediğiniz şeye fazla güvenmeyin. Bilgisayar sizin verdiğiniz bilgiyi sayar diyor. Ha, güzel. Dolayısıyla her şey doğru değildir orada. Çok fazla manipülatif bilgi var. Çok. Yani çok yoğun bilgi kirliliği var. Ve herkesin fake hesabı siz var. Siz de oradan faydalanıyorsunuz ister istemez. Gelen konuklar. Tabii ki yani. Evet, pek çok doğru mu, bu yanlış bakıyorsunuz diye. Ama mesela bayağı biz şey yapıyoruz. Bir nevi yargıç pozisyonunda. Check etmeye çalışıyoruz yani. Pek çok konuyla ilgili. Çok fake hesap var. Fake hesabı olan var mı burada? Göreyim. Kaldırın ya göreyim. Bu kadar az olamazsınız yani. Aa, Çağla'nın göstermeyin. Da varmış. Kamera göstermesin. Senin yok mu? Kamera göstermesin, ben göreyim mi? Göstermesin. Ne yarıyor? Benim var ya. Benim kadın profili var bende. Hani şey gibi belgesel izliyorum. Ben de kadın profili var. Hayır, benim kendi sayfalarıma başka arkadaşım bakıyor. Pardon, bir şunu anlatayım. Benim fake hesabım var, kadın profilim var. Benim hesaplarıma Coşkun Çetin diye bir arkadaşım bakıyor, Samet bakıyor. Senin niye sahte kadın profil hesabın var abi? Abi o şeye ben, bizim camiada bu işi yapabilecek adam sayısı çok az. Ömer de kendi oğlu bakıyor yani. Hani evet. Bizden hiç kimseye, ve versek çocuklarımıza vereceğiz. Yani Coşkun sıkılsa abi bunu bırakayım desin. Çocuklar bakacaklar. O konuda biz çok zayıfız. Evet. Samimi söylüyorum yani, ben mesela... Fotoğrafçılık okuyan bir meslek vardı bir dönem, hatırlarsan. Fotoğrafçı oluyorlar. Fotoğrafçı insanların çoğu görüntü yönetmeni oluyordu. Ve Türkiye'de önemli filmler çekiliyordu. Şimdi her şey bu ısırılmış elmada. Yeni bir kişi yarattı yani. Yani üç kuşak elma var. Galiba bu son kuşağı biziz. Samimi söylüyorum, her şeyi bunun içine tıktılar. Çünkü bunda da o kalite artık yavaş yavaş yok oldu yani. Hani... Geçen gün bakıyorum, kendi resmimi kendimi tanıyamadım ben ya. Ya kendi, bak kendi resmimde bir kadınla çektirmişsem o oraya bir şey koyuyormuş, filtre. O filtrede ben görünmüyorum zaten yani. Herkes Annabelle'deki bebek gibi ya, kadınların çoğu böyle. Bak herkesin şeyi öyle yani, değil mi? Ya bize de aynı şeyi söylüyor. Ya sürekli bir şey var, kakafoni var oranın içerisinde. Ben de kendi şeyimi söyleyeyim. Ben de 70 doğumluyum. 53 yaşındayım. Herkes herhalde. Erzincanlı, babam Erzincanlı. Annem Karslı, bir dönem işte savaşlarda geçmişler. Erzurum, Bayburt, efendime söyleyeyim. Ankara'ya gelmişler. Ben Ankara doğumluyum. Çinçin doğumluyum hem de. Sonra Sincan Fatih Mahallesi'nde büyüdüm. 10 yaşına kadar. Seninle ilgili böyle tuhaf bilgi var mı paylaşılan? Çok. Mesela? Olabildiğince fazla. Hani... Hiçbirine inanmıyorum ben içeridekilerin. Çoğuna inanmıyorum daha doğrusu. Yalanın çok hızlı yayılmak gibi bir durum var. Yani mesela hakkınızda yapılan bir yalan haberi, bir iftira falan böyle bir anda yayılıyor. Ya da bizde de var mesela, bir adamla ilgili gözaltına alınmış bir sebepten dolayı. Sonra serbest bırakılmış. Gözaltına alındı, haberini 100 milyon kişi izliyor. Serbest bırakıldı diye kimse dönüp bakmıyor. İlgi çekici değil. Böyle bir tarafı ve talihsizliği var. Haber şey işte, köpek adamı ısırırsa haber değildir ama adam köpeği ısırırsa bir haberdir. Onun gibi. Ya biz ısırmadığını anlatamıyoruz. İşte. Evet, köpeğe yaklaşmamışlar onlar. Hani diyor ki pozisyon almadılar da. Oraya gelmeden başladı diyor. Doğru söylüyor. Senin hakkında var Buket? Yazılan böyle tuhaf bir şey.
Var erkek dediler bir ara Buket'e. Pirket miydi ismi neydi? İsmi Pirket'ti erkek ya. Nasıl yani? Pirket miydi ipten. Neydi adım? Buket miydi? Buket sonradan Buket oldu. Canım benim iyi ki kadın oldun ya. Çağla senin neden fake hesabın var? Kötü yorum yapanları temkirmek için yani kendimi korumak için. Aa. Kalkın buradan bu nasıl sanatçılık kardeşim kalkın diyormuş. Kötü yorum yapanlara yani ben, fake hesabından mı savunuyorsun kendini? Ama şimdi kendini? Ana hesabından nasıl kavga edeyim onunla yani? Şimdi mecburen ben de kendimi onunla savunuyorum. Anlat bize bir tane. Ya anlatabileceğin yaptım, bir tane anlat. Ne yaptın? Ne bayağı yaşadın, sağlam ne küfür ettim yani. Küfürlü değil. Küfürsüz olan ve nereden makul, girdin aileden? Eleştirin. Aileden mesela. Hangisini seçtin? Anneyi anne babayı tarafından, anne, anne tarafından. Anne tarafını seçmiş. Ora güzel ya, ora akıyor. Anne eleştiriye mi yoksa eleştiri? Eleştiri değil tabii ki. Eleştiriye açığız da. Açık mısınız hakaret gerçekten? Hakaret edenler oluyor ya mesela böyle canımızı sıkan. Ona kendim muhatap olmak istemiyorum ama gene kendim muhatap olurum ama gizliden. Peki nasıl yapıyorsun bunu? Şöyle mi diyorsun yani? Ben Çağla'yı çok seven biri olarak mı sana bunu yazıyorum? Evet tabii canım. Kendimi savunuyorum deli gibi. Hangi? Artık şu anda mı? Yani hiç kimse yapmamış mı? Şimdi bir burada tane bir tek ben mi yaptım ben bunu? Hiç yapmadım. Siz yapmadınız mı? Hani ya yani itiraf ettik diye yapmamışlar. Şimdi. Yapmamışlar. Ne var olmamış. Bunda? Kendi kendini savunuyor. Şey gibi tabii. Hani ben belgesel izliyorum, dizi izlemiyorum, belgesel izliyorum gibi oldu şu an. Kimse yapmamış gibi bakıyor bana. Vallahi kimse TikTok da kullanmıyor burada. Vallahi yapmadık. Ben kullanıyorum dedim. Ben dedim. Hayır. Bir yani arkadaş el kaldırdı, TikTok abi ben kullanıyorum yine... diye şöyle el kaldırdı yani. Gezi'den baktığım kişiler var. Baktığım ha, bu bunun için olabilir. Bak bak. Ha, şimdi Sade'de gel ya. Tabii geldim, geldim. Neden bu olabilir ama biri bana hakaret ettiyse ben cevabını veririm zaten. Ben olarak evet, veririm. Evet, kendi hani hesabından niye cevap vermiyorsun? Ben olarak nasıl, hangisini yani orada tartışayım? Kaç tane var senden? Nasıl tartışayım? Hayır, niye böyle diyorsun kardeşim demez misin? Ağır tartışıyor abi belli. Evet, yani normal ki. Yazmıyor kurum muhtemelen. Yani kendimden yazamıyorum o yüzden. Oysa o da sensin. Şimdiki sinirler de tanımıyor vücudu biliyor musun yani ben sinir yani mesela bir insanın vücudunda sinir olsam Mehmet Akif beni niye takip etmiyor diye sinirleniyor mesela karşısındaki. Ulan şimdi sinir olsam derim ki arkadaş buna niye sinirleniyorum ben takip etmez etmez. Aynen. Yeni menüler geldi insan bünyesine samimi söylüyorum bak doğru bu sosyal medyayla. Evet, evet. O beni ay, niye doğru. Takip etmiyor dur bana bu küfür etti bu bana mı dedi. Niye like atmıyor. Bunlar var ya adrenalin yükseltiyor biliyor musun? Çok lüzumsuz ya çok yani lüzumsuz. Bravo ya. 3-4 paylaşımımı likelamadı niye bana karşı bir şey mi var bunlar falan. Giriyor işin içine. Doğru Allah korusun bir de takibi bırakırsa. Hayır bir de tek başına çıkıyor. Seni de çıkartmıyor. Sen fan gibi kalıyorsun orada tek İnsan başına. yaratılışlarda başına en gelmiş. Evet. İnsan yaratılışlarda en üstün karşılıklı yani. Karşılıklı çıkart bari. Eyvallah. Yaratıcının bize sunduğu armağan ya insan. Mesela insan bu şeyle gerçekten samimi söylüyorum artık beyninin başka bir tarafını mı kullanmaya başladı? Ben artık milletin sinirsel boyutunun çok yukarıda olduğunu düşünüyorum. Öfkeli olduğunu mu düşünüyorsun? Bana böyle şey bazen hani mesela abi sen çok bazen sinirli konuşuyorsun derlerdi. Ben kendim bu kadar adamın yanında hakikaten dedi dediği görünce sofasını saklar durumu var ya. Ben gayet sakin bir adam olduğuma inanıyorum. Daha tahammülsüz yani. Oldu insanlar. Tahammülsüzlüğün de sınırına çıktılar. Evet abi. Derinleşme olayı bitti. Yani evet, her abi. Şeyde. Sinemayı bile işte konuşuyoruz ya kısa videolar, kısa şarkılar... Filmin başına katlanamıyor artık seyirci. Bana diyor bunu anlatma kardeşim, direkt mevzuya gir. Benim duygum, sinema duygudur. Çok doğru. Komedidir, duygudur. Dramdır. Değil mi? Evet. Yani sinemanın bir duygusu var. Her şeyi anlatmak zorundasın 90 dakikada. Yani sen maçtaki futbolcuya şey diyorsun, çıplak oyna kardeşim. Hemen direkt git soyunma odasına gir, kim aldıysa alsın. Tahammül kalmadı. Güzel konuştu ha. Ben beğeniyorum Mehmet Akif. Vallahi bak bazen yani... Abi teşekkür. Hakikaten tahammülü kalmadı. Vallahi kalmadı. Okuduklarımızla ilgili de böyle ben güzel konuşmaya devam ediyorum. Güzel. Ya. Ya ben bir kere bir fan şeyi kurayım dedim kendi kendime. Geçen gün kızım girmiş bir tek ben takip ediyorum.
Şimdi sahte hiç anlamıyoruz hesap. Hakikaten. Sahte hesap mıdır o? İşte Kubilay Pembekloğlu falan bir şey yaptık. Tamam, bir tek ben takip ediyormuşum zaten. Yani, abi edeyim ben takip. Dolayısıyla yok etme, kapattım da. Kızım yerlere yattı gülmekten. Yani başa çıkamıyorum. Senin Instagram ben. Hesabın var mı? Var. Peki ya şöyle bir şey var mı? Instagram mesela, çok tanınan zaten. Bazı oyuncuların sosyal medyası çok zayıf. Hiç kullanmıyorlar. Hiç bakmıyor bile daha doğrusu. Bazıları da. Bazılarının çok güçlü. Bazılarının... Bu kim diyorum Mehmet Akif? Bir tane kız çıkıyor. Ya, yani hani Allah'ın gitmesin de yani. Ama hakikaten hep aynı şeyler. Pozlar aynı ya. Hep aynılar. Yani bir bakın bu kim diyorum. 5 milyon takipçi. Ulan sülalesini getir dünyada kim varsa akrabası bilmem ne. 500'ü geçsin kendimi keserim ben. Yani hani... Ulan benim bir sürü akrabam var hani akrabalarım dedi 100.000 olurum ben. Beğenilere bak. Arkadaşlarım var dışarıda. Bir ton arkadaş bıraktım ben dışarıda. Diyor ya sokağa çıkıyor musun? Çok geziyorum. Binlerce insan tanıyorum abi. Ulan diyorum bunlara rağmen 100.000 olur. Bir bakıyorum 3 milyon. Ya bu yemekçiler gibi. İyi misin abi? İyi misin? Ömer abi bir elini yüzünü yıkasın ya öksürük. Yemekçiler gibi de bu gerçek abi burada. Adama bir şey olmasın dur falan Mehmet. Abi dur bugün yapma. Bugün Mehmet'in başına gelmeyen kalmadı yemin ediyorum. Ömer de bayılaydı bak aklını kaybeder. Çağla kaç takipçin var? 750.000 falan galiba. Kaçı fake doğru söyle. Al abi hadi, hadi kavga edelim. Fake'leri ilk açtığımda yapmıştım. Daha o zaman şarkım da çıkmamıştı. Sazım Cazım da çıkmamıştı. Çok güzel şarkı var. Hemen bak girelim konuya girelim 3 dakika. O zaman abi. Yapmıştım fake'leri. Bir 100.000 fake takipçi almıştım o zaman. Ama ta yani 4 sene önce almıştım yani kaldılarını bilmiyorum. Ama şu an 750.000 var. Allah şükür. Korkmaşına'dan sonra herhalde milyonu geçer. Bunun istatistikleri var. Şimdi almış bot satın almış 250.000 oradan sonra şimdi çekmiş. Şimdi Korkmaşına'yı çıkarttık şimdi seni sevmiyorsundan sonra bir 100.000 daha alıyoruz diye. Aynı ben. Şeye bakıyor musun peki istatistikler var ya orada mesela yüzde kaçı kadın yüzde kaçı erkek? Bende kadın çok daha fazla var. Öyle mi? Şey mi? Evet. Kadın öyle takipçim şey çok daha fazla. Benim biz dinleyicilerimizi orada da kadınlar Çağla, daha fazla. Madem programa katıldın biz sen gelmeden önce WhatsApp tam bize gelen son mesajı okuduk. Ay yandı. Herkes şimdi. Çıkardı okudu. Ne? WhatsApp'tan gelen son mesajımı kime? Bana mı? Evet. Telefonum yanımda değil. Reklam arasına gidiyormuşuz. Reklam arasına telefonunu alalım gelelim. Bir aradan sonra buradayız. Efendim, şimdi son dilimdeyiz. Yaklaşık bir 10 dakika zamanımız kaldı. Konuklarımıza da söz hakkı veriyoruz biliyorsunuz öğrenci arkadaşlarımıza da. Onların konuklarımıza soracağı sorular ya da onlarla ilgili hatta küçük bir şey yaptık biz içinizi dökün köşesi diye. Ben önden yazılı aldım öyle sakat mi? Bir şey olursa diye. Tabii. Dedim şimdi ne diyeceksiniz misafirlerime? Sizin bana yapacağınız operasyonu bilmiyordum. Bilseydim bu kadar nezaketli olmayabilirdim. Ama sizi korumak adına dedim ki misafirlerine diyecekseniz ben önden bir göreyim dedim. Onları topladım. Çağla'nın telefonunu getirdik mi? Geldi. Burada. WhatsApp'tan yani gelen... Yani sizi çok şey yapmayacak bir şey. Kız kardeşim çok güzelsin abla yazmış. Ay canım. Kendisi yazmış. Buket bir kontrol eder misin ya? Yemin ediyorum kız bakayım. Kardeşim çok güzelsin abla yazmış. Bak göstereceğim şimdi. Buket'e gösterir misin? Zeynep'ciğim buradan öpüyorum ona. Bak açamıyorum telefonu şu anda heyecandan. Bak dur. Çok güzel görünüyorsunuz. Hepiniz yazmış. Özellikle sen yazmış. Evet. Bebeğim doğru. Ben. Özellikle aa, sen. Doğru. Son mesaj o mu? Evet. Son yani, mesaj. Son al mesajı. Sana hızlıca bunu yapalım. Bunu Buket'e evet. Okutması da ayrıca evet, güzel. Evet. Ben bu arada ilgili yalan çok hızlı yapalım hemen geliyorum size. Yalan haberi. Birkaç soru soracağım. Evet hayır herkesi sordum. Tamam ben tek sana da sormamış kaldım. Olmayayım. Beyza Nil dayıcım seni de tebrik ediyorum öpüyorum. Çok bozulmuş Beyza bana küçük yeğenim. Onun adını söylemedim diye. Akif Emir seni de öpüyoruz dayıcım. Öpüyoruz Beyza'yı buradan. Para seni bozdu mu daha da bozar mı? Yani inşallah parayı buluruz da bozuluruz. Evet. Bozulacak mıyım, bozulmayacak mıyım merak ediyorum. Allah'ım inşallah yani bunu çözelim. Siz Kubilay abiyle birlikte iş yapın. Değil mi? Hedefler ortak.
Yani bakış açısı çok benziyor. Merak ediyorum. Hayat bozulacak mıyım, bozulmayacak mıyım? Ben mesela bunu bilmiyorum. Şey daha iyi biliyor Çağla. Şey yaparız yani. Ortak bir yerde buluşuruz. Sana fan hesabı açarsınız önce. Ha, tamam. Çağla ona fake takipçi alır. Ya of ya yandım. Ben söylemedim. Kendin söylediğin 100 için. 100 bincik ya. Ta kaç sene önce? 5 100 sene. 100 bin az mı ya? 100 bine gelmek için biz kaç yıl... 5 sene önce aldım ya. Ne savaşlara gittik. Onlar gitmiştir zaten. Var mı başka sorunuz efendim? Cips yedikten sonra ellerini bir yere sürüyor musun? Kedi, köpek, eşya, üstün, başın. Bir şey yedikten sonra ellerini böyle üstüne başına sürüyor musun? O anda havlu yoksa yani çarşafa sürdüm birkaç. Orada göstereceksin Çağla. Bunu mu yapmak evet zorunda? Ya da hayır evet. Yapıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Çarşaf. Elini mi siliyorsun çarşafa? Yani. Önünde boş telefon olursa karıştırır mısın? Şifresini biliyorsun. Bak dünyanın en meraksız insanı. Ya onu çevireceksin Çağla. Hayır. Evet. Dünyanın en meraksız insanıyım. Ve benim bu uyumdan nefret ediyorlar. Hiçbir şey merak etmem. Hiçbir şey. Karıştırmıyorsun yani. Asla. Ben ünlüyüm deyip ayrıcalık istediğim bir an oldu mu? Bana oldu gibi geliyor. Oldu mu olmadı mı? Ünlüyüm deyip ayrıcalık istediğim bir an? Olmadı tabii ki. Yok. Tanınır biri olduğun için istediğin olmadı mı? He, olmadı. Bak gene bunu kaldırmayı unuttum. Telefonunu isteyen birine yanlış numara verdin mi? Verdim. Neden kime? Aramasın diye. Vermiyorum güzel deseydin cevap numarayı. Bak. En akıllıca cevap bu oldu. Hayır şimdi hiçbirimiz bunu düşünmedik. Bir şey söyleyeceğim. Telefonum yok. Yani telefonum yok diyemem. Yani telefonum yok diyemezdim. Telefonum var yani. Böyle bir yalan söyleyemezdim. Yalan söylemek zorundaydım. Şafak abi telefonuyla oynuyor. Yok şarkı sözü bakıyorum ya. Şey... Son sorum birbirine hiç yakışmayan bir çifte çok yakışıyorsunuz dedin mi? Hmm. Çiftleri düşünüyorum şu anda da. Benim de şafağa niye bakıyorsun? Bak bir şafağa bir oraya bakıp demedim yok. Ya orada göstereceksin. Olmuyor. Hayır demedim. Peki. Arkadaşlar buyurun kim ne söylemek sormak istiyor hemen hızlıca göre. Mikrofon sende mi? İsim neydi? Ahmet Bilalşık. Geliyor mu ses şu an? Kime söyleyeceksin? Ahmet Bilalşık benim Şafak Sezer'e bir sorum var. Buyur lütfen. Kim seslendiriyor arkadaşı? Ben. Yani maalesef biraz fiziksel özelliklerimizle sesimiz bir tık uyuşmuyor. Evet evet niye öyle? Ya bilmiyorum ya. Normalde 1.50 boy var. Niye öyle ya? Ses çok iyi ama. Ses evet. Derler. Biliyorum. İtiler sesi. Biliyorum evet. Derler. Derler şey çok mütevazı. Derler. Benim abi. Şafak Sezer'e bir sorum var. Arada yalnızken yani yalnız başınayken kendi kendine espri yapıp atıyorum Kolpaçino replikleri söyleyip ulan ne komik adamım ben de ya falan filan dediği oluyor mu? Çok merak ediyorum. Arkadaşım ben kendi yazdığım filmlerime bile ismimi koymuyordum da son anda dediler ismini koy diye. Hiç böyle bir iddialı bir şeyim yoktur, duruşum yoktur. Hep ekibe yorarım. Ama 24 saat evde senaryo düşünürüm abi. Bütün işim budur benim. Yemek yaparken, spor yaparken, evde sohbet, dışarı çıkarken, aileyle yemek yerken 24 saat notlar alırım. Telefon zaten notla dolu. Hedef ben miyim? Yani tarifim. Diyor musunuz? Yani öyle bir megalomanlığım yok ama... yaptığım mizah, kullandığım diyaloglar da fenomen oluyor. O da benim için mutluluk oluyor tabii ki. Değil peki, mi abi? Teşekkür ederiz. Kumar Başkan, buyurun. Buyur kardeşim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ha. Güzel, senin de sesin güzel. Teşekkür ederim. Biraz hastayım ama. Hastayken daha iyi çıkıyor bu arada. Ben geçen test ettim. Daha yanık oluyor, evet. Merhaba, ben Ali Sen. Hayır, tıp fakültesi öğrenci olarak buradayız. Bizim sorumuz... Özellikle genelde karnınız ağrıdığı zaman bunu tuzlu krakerle genelde geçiştiriyor musunuz yoksa doktora gidiyor musunuz? Kime sordu? Herkese. Sana soruyor Ömer abi. Doğruyu bir daha alalım. Doktora gidiyor musunuz? Hiç bildiğinde mi gidiyor? Her gün doktorlayım desene. Biraz hızlı konuştuk kardeşim anlayamadım. Müşteri var mı gelecekte diyor. Tekrar söyleyeyim. Lütfen, genelde karnınız ağrıdığı zaman evet. Tuzlu krakerle geçiştiriyor musunuz yoksa doktora gidiyor musunuz? Krakerle ya da etle geçiştiririz doktora niye gidelim? Ben ilaççıyım ya hemen alırım. Bir ben tane işte. Atarım mideye ilacı. Hemen ilaç kullanıyor musun? Ben kullanırım abi. Peki, senelerdir başka kullanıyorum soru? Ben. Var mı burada? Hemen şöyle mikrofonu uzatalım. Şu arkadaşımıza. Benim sorum hepinize. Kolpaçino 1'de kumar sahnesinde Ekrem abi mi haklıydı sizce Hüseyin mi?
Allah rahmet eylesin. Hüseyin vefat etti arkadaşımız Allah bizim. Allah rahmet eylesin. Abidin abi her zaman Şeyh Hüseyin haklı diyor. Evet. Her zaman Hüseyin haklı diyor. Çünkü orada aslında şöyle bir durum var. Biz onu yazarken Ömer'in bir tanıdığı kumarhane işletiyordu o dönem. Dedik ki biz hani hiç bilmiyoruz nedir bu, barbut nedir diye. O bize büyük adamların oynadığı bir masayı anlattı. Kimse ona laf edemez kalktığı zaman. İsterse milyon para alır masadan. Hiç kimsenin laf etme etkisi yokmuş. Yani kumar alemini anlattık ya, racon oymuş yani. Hüseyin'in o lafına bozuluyor zaten. Ama sigara sağlığa zararlıdır. Başka soru var mı? Buyurun. Hemen şuradaki hanımefendiye mikrofonu uzatalım önde. Bu arada ben de bir şey soracağım size. Yaşadığınız bitirmeden en çılgınca an neydi bu film setlerinde? Çok böyle arka kamera arkası da çok böyle eğlenceli geçtiği için. En yaşadığınız en çılgınca, anı gelen anlatın diyor abi. Bunun ruhsatlı silahı var. Yaptığı meslek icabı. Ondan sonra aynısının kuru sıkısını aldırdık. Ormanda ceset atma sahnemiz çok var bizim. Çok güzel Akif abi. Ekrem abiyle yanındakini atıyoruz. Sabah saat 2. O arada kene var. Kene ısırdı. Bizim ışıkçıyı da kene ısırmış. Bir hafta ışığa bakarak uyumuş böyle öleceğim diye. O kene vardı bir ara. Kırım Kongo kanamalı hastalığı çok yaygındı. Biz de haber yapardık hep. Biz de ormandayız abi. Bunlar korkuyorlar. Abi işte biri bir şey ısırdı falan filan ceset taşırken. Serkan bağırmaya başlıyor. Öbürü ikinci el bilmem ne arabam var mı deyip kalkıyor Ekrem abi. Bir halüsinasyon sahnesi çekiyoruz. Cesetleri atacağımız yerde ganyotçu oynayan arkadaşı, biz daha ilk film olduğu için film çekmeyi bilmiyor. Her gün boyattırıyordum ben onu. Her gün bembeyaz boyuyorduk. Altına da kırmızı boya sürüyorduk. Üstü başı da yırtık. Bir tarafta Cem Yılmaz Yahşi Batı'yı çekiyor. Bir taraf uçurum. Bir taraf orman. Kaçma şansı yok. Ömer abiye, Mehmet Akif'e yaptığımızı yaptık. Sesçiyle Ömer abi, ses alanla, bumcuyla Ömer abi birbirlerine giriyorlar mahsustan. Ömer abi çekip sesçiye fünye yerleştirdik. Hani kurşun patladığından patlıyor. Çok ya. Daha ağırını yaptınız. Ömer abi sesçiye şeyi çekti. Silahı çekip vuruyor. Bekir'e döndüğünde mermi bitsin dedim. Hani Bekir işte sette ya, o benim koltuk altı kıllarımı kim alacak, kızlar kaşın maşın, biraz beni rahatsız etmiş milleti. Bekir yok abi. Bunu yaptık biz. Saat 9.30'da Bekir ormanda yok abi. Sabah 6'ya kadar Bekir'i aradık. Bekir. Ben bir ara dedim ki bu jandarma bölgesi orası. Bu çıkar da jandarmaya beni kurtarın falan. Bismillah diye vururlardı bunu. Bembeyaz suratı çünkü. Altı da kırmızı. Üstü başı yırtık. Yani bir insanın onu görüp de o saatte öldürmeme şansı yok. Hani muhakkak öldürür biri. Hani. Abi Bekir gel şaka yaptık. Yok. Sabah 6'da Bekir. Her yeri kıpkırmızı tırmık izleri. Köpekler saldırmış buna ormanda. Kostüm arabasının altından çıktı sabah 6'da. Öldü mü sesçi, öldü mü diye. Dedim ki yok ölmedi ama sen bizi öldürdün. Ömer'le bir anımız var öyle. Çok güzel. Doğru. Başka var mı? Son bir tane buyurun, hemen alalım. Merhaba, benim sonu sorum herkese. Çekerken çok zorlandığınız bir sahne oldu mu? Onu sormak istedim. Çok zorlandığınız bir sahne çekerken. Oğlum sen konuşurken bizi öldürdün ya. Bir daha söylesene, ben anlamadım ki. Çekerken çok zorlandığınız uyku bir sahne geldi. Oldu mu? Bunu sor. Bizim iş çok zor. Sesli çekim çok zor. İnsanların tahammülü çok zor. Çok desteğe ihtiyacımız var. Samimi söylüyorum bak. Çünkü oradan birinin işareti bizi demoralize ediyor. Ya da sus diyor. Kornaya basması bile. Mesela trafik kazası sahnesi çekiyoruz. Gerçekten duranlar var. Duruyor, geliyor, duruyor. Bakıyor sana yani hani. Hani biraz böyle bir şeyimiz lazım. Hani dedim ya koşarken, haydır abi nereye diye. Ya kardeşim koşuyorum yani, nereye gideceğim arkadaş yani. Ya şuraya gidiyorum ya buraya gidiyorum diye. Onun durumu gibi. Çok 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 zorlanıyoruz, şundan zorlanıyoruz. Her açı bizim için çok zor. Özellikle komedi çekerken. Çünkü insanı insanla anlatıyoruz ya. Memnun edemiyoruz çoğu insanı. O yüzden biraz böyle şeye ihtiyacımız var, desteklenmeye. Özellikle seyirci. Sinemaya gidin.
Arkadaşlar inanmayın hiçbir şeye. Yok hastalık var, bilmem ne var. Bak bu dünyada en güzel meslek yok olmak üzere. Lütfen beraber gülmenin, beraber eğlenmenin tadını çıkarın. Bizim buradan bir gelirimiz, bir para, kimsenin, ne yapımcımızın, bakın ne yapımcımız Polat Yağcı'nın, ne bu oyuncu arkadaşların, kimsenin bir para beklentisi falan yok. Kur'an'a, kitaba el basarım. Hiç kimse bu iş için, para için, yani meslek icabı bir ücret alıyoruz ama bu işi böyle para için yapmıyoruz. Yapımcımıza başka bir platformlardan da teklif geldi, o sinemayı kabul etti. O yüzden seyircilerle buluşuyoruz. Nereye gideceğiz? Seyircilere alkış tutup zaten bekliyoruz sinemaya. Zaten 800 bin dediniz değil mi? Şu anda, çok iyi. Evet çok, çok iyi. İyidir maşallah. Allah. Yani 800 bin yani çok. Yarın da katlar, öbürsü gün daha fazla. Eyvallah. Abi bitiriyoruz. Herkes sağındakiyle ilgili bir cümle kursun istiyorum bitirirken. Neyle? Hepiniz sağınızdaki kişiyle ilgili düşündüğünüz herhangi bir şey, program içinde olur, hayatınızın içerisinde olur. Olumlu da olur, olumsuz da olur. Birer cümle kurup bitirelim. Benim hep sol. Nasıl yapayım? Senin sağında Ömer abi var abi. Ha şöyle mi oluyor böyle? Mehmet ve sen varsın onun. Ben kendimi karıştırmak istemiyorum. Ekip çok sakat. Ömer abi buyur. Sen Selim tamam, abiyle abi. İlgili kuracaksın abi. Abi ne olur. İnsanlığın DNA'sı. Buyur. Gibi. Kubilay Bey'i Mertay olarak çok seviyorsunuz. Televizyonda, sinemada çok seviyorsunuz. Ama tiyatroda da çok çok kıymetli işler yapıyor. Onun yanında olun. Hayır öyle değil. Bu destek mesajı. Kubilay abiyle ilgili bir şey söyleyeceksin. Bizim bilmediğimiz tanışıklığından bir cümle ona dair. İyi de senin bilmediğin şeyi söyleyemem ayıp. Abi söylemeyeyim çok değil mi? Çok iyi oyuncu diye. Söyleyebileceğim bir şey. Böbrek lazım. Lütfen. Buyur abi. Vallahi sette çalışmaktan çok keyif aldım. Çok kibar. Meslek ahlakı çok yüksek derece bir insan. Peki olur. Yani benim aklıma ne söyleyecek? Ben de merak ediyorum. Peki sen. Ama sen gelmeseydin Buket'le ilgili söyleyecektin. Evet. Söyleyeyim Buket için mi söyleyeyim? Yok evet. Çağla ile ilgili. Niye Çağla var arada? Abi tanımıyorum ne diyeyim. Çağla işte. İlk imaj mı? Evet ilk imaj olur. Tamam. Ya kötü bir şey söyleyecek. Ya hayır hayır. Bir tek aklımda kalan fotoğraf Gala'daki fotoğraf olduğu için. Hani Ömer'le kankası. Onunla ilgili benim söyleyebilirim. Uyumlu, benim gibi naif bir insandan. Naif bir insandan evet. Yani, çok uyumludurum ben. Tabii tabii. Ya vallahi bulamıyorum. Beni Ömer geçirme. Abi gibi naif bir insanla bile kavga etti diyor kavga senin ettin. İçin. Evet. Çağla sen kavgayı de Buket'le ben hatırlasaydım iyiydi ama hani gerçekten. O kadar çok kavga edip hatırlamıyorsan. Yok ya yapmayın kavgacı oldum burada baya. Yok ya takılıyorum. Filmde size, en çok güldüğüm sahnelerden bir tanesi Buket Hanım'ın sahnesiydi. Bence izlesinler neden? Ve baya gülecekler onlar da. Neden? Ha, evet. İzlesinler o izlediklerini de anlayacaklar. Sahte hesaptan yazar nedenini. Şu an söyleyemiyorum. Sahte hesaptan yazarım. Şey söyleyemez mi? Spoiler gibi mi olur? Evet. Hayır yani izlesinler sonlara doğru. Sonlarımız. Ben çok gülmüştüm o sahnede. Çok ben de çok eğlenmiştim. Neyse sakat bir şey çıkarmış. Muhteşem Masum bir sahne. Bir şeyimiz oldu dedim. Ne çekiyorsun Masum dedim. Abi söyleyeyim mi dedi. Söyle tabii ya dedim. Hani dizi çekiyorum diye. Ne dizisi çekiyorsun diye bir söyledi. Burada kaldık böyle. Masum Karaca'ya da selam olsun. Buyurun efendim. Siz de Şafak Sezer'le. Masum kime, de... kim çekiyor Masum? Kırmızı Gül. Masum Karaca. Karaca. Değil. Röportaj adam. Röportaj adam evet. Aa. Hiç oynadı yaptı zaten bir tane. Ya dizi çekiyormuş ha, abi. Dizi çekiyor. Okay. Dedim ki abi ne çekiyorsun? Benim diziyi tanıtalım dedim. Benim şimdi orada bir şey düşünürken. Dizinin adını söyledi. Dedim tamam kapatalım burayı. Peki. Evet Buket. Ben de mi Şafak sıra? Abiyle ilgili sende sıra Buket. Canım ya. Ağzına gelin. Valla bak bir şey söyleyeceğim. Oyuncuyu bu kadar iyi tanıyan, gözünden anlayan, ona böyle ağzıyla gözüyle burnu hiç konuşmadan bile oyun verebilen tek insan hayatım boyunca öyle güvenerek 37 senedir bu iş yapıyorum. Kamera başı yani kameranın karşısındayken Şafak'ın sesini duyduğum anda bütün şeyim geçiyor. Yani stresim, her şeyim inanılmaz güzel yönlendiriyor. Çok iyi çalıştırıyor. Bence çok iyi bir oyuncu koçu, çok iyi bir oyuncu. Sen benle ilgili söyle, ben Ömer abiyle ilgili söyle. Çünkü siz çok yakınsınız. Evet. Herkes, yapmayın onu. Herkes oyuncudur bu dünyada.
Ben seninle de bir iş yapacağız inşallah. Deyip kavga ediyorum. Sırada sende. Demin şeyde gösterdi. Ben onun aynısını oynatacağım onun işi. Gülerek bir yeri sakinleştirme falan. Abi, öyle bayılacak. Şey, benimle ilgili bir şey söylemen lazım. Söyledi işte. Dedim işte. Dedi işte. Çok iyi bir insansın. Bir gün seninle de çalışacağım. Teşekkür ederim. İyi herkes oyuncudur dedim yani. Herkes oyuncudur. Nerelisiniz abi, siz bir yerliydiniz? Ben Manisalıyım. Manisa'nısınız. Evet, göçmeniz biz. Salı günü hemşeri Manisa'dayız. Misiniz yapımcıyla? Yok, ha öyle mi? Yapımcı Polat Manisalı mı? Manisalı, gerçekten tabii. Mi? Manisalı tabii. Aa, tanışalım Manisalıysa. Uzak Manisalı. Ben sana anlatırım. Abi Manisalılar süperdir ya. Evet. Neyse, burada mikro faşizm yapmayayım. Mikro milliyetçilik yapmayayım. Abi ben tabii sizi tanımıyorum. Burada işte bir içeride kuliste, bir de burada. Herhalde bir cümle kuracak olsam demlenmiş bir adam derdim size. Oo, diye çok düşünüyorum. Güzel. Ne kadar güzel. O zaman çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Kapatmadan önce Şafak Sezer bugün bizi böyle hakikaten sesiyle çok kulağımızın pasını aldı. Çok da keyifli dinledik. Böyle çok küçük bir şeyle son kez dinleyelim Ömer abiyle ikisini, ondan sonra veda edeceğiz. Hatta ben veda edeyim, hoşça kalın. Done.